asrın felaketi olarak tarif edilen bu büyük deprem 500 kilometrelik bir alanda yıkım etkisi yapmıştır. Altından kalkamayacağımız hiçbir enkaz, saramayacağımız hiçbir yara Allah'ın izni ve inayetiyle yoktur. Afet bölgelerinde 100 yılın felaketinin ardından 11 bölgede de yaralar sarılmaya devam edilirken az önce saatler 20.04'ü gösterdiğinde Hatay önce 6.4 akabinde 3 dakika sonra 5.8 büyüklüğünde 2 ayrı depremle sallandı değerli izleyenler. Yetkililerden açıklamalar gelmeye başladı. Teyide muhtaç olarak aktaracağımız bilgiler de var bölgeden gelen. Ama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay az önce sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Depremlerin ardından açıklamalarda bulunan ilk yetkili Fuat Oktay oldu Cumhurbaşkanlığı kanadından. Hatay merkezli meydana gelen depremlerle ilgili incelemelerin devam ettiğinin bilgisini verdi Fuat Oktay. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını ve ekiplerimizin uyarılarına hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz diye bir çağrı yaptı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. Şu dakikalarda yapmış olduğu açıklamalar böyleydi, yansıyan diyelim önemli açıklamalardan biriydi. Diğer yandan AFAD Başkanlığından yapılan açıklamalar, çağrılar da var. Deprem felaketine dair bu yeni sıcak gelişmeyi, yeni meydana gelen depremleri yorumlamadan önce bu çağrılar hayati bir önem taşıyor. Yapmak lazım, aktarmak lazım. AFAD Başkanlığından gelen açıklamaya göre de depremin ardından bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin diye kalın çizgilerle altını çizmemiz gereken açıklamalar kayda geçti sosyal medya hesaplarından. Hasarlı binaların çevrelerinde bulunmayın da dendi. Bunun yanı sıra doğru bilgi için resmi kaynakları takip edin ifadeleri de kullanıldı. AFAD tarafından gelen açıklamalarda işte böyleydi Hatay'da meydana gelen az önce. Biz de canlı yayındayken Hatay'dan canlı yayına gelişmeleri aktaran ekip arkadaşımızın da yapmış olduğu yayında tanık olduğumuz gibi çok ciddi, çok büyük bir sarsıntının meydana geldiğini ifade edelim. O görüntülerde canlı canlı ekranlara yansıdığı yaşanan dehşetin büyüklüğü aslında endişenin nasıl ikiye katlandığını, çünkü bölgede hala çok tedirgin bir şekilde yaşamını sürdürmeye çalışan depremzedelerimiz, vatandaşlarımız var. Onların yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından afet bölgelerine gitmiş, gönüllü bir şekilde yardımlarını yürüten pek çok vatandaşımız var. Hepsi zaten diken üzerinde. Psikolojik anlamda da bu travmayı atlatmak kolay değil. Diken üzerinde bir şekilde bu felaket bölgelerini kalkındırmaya, ayakta tutmaya dönük çalışmalarını yürütürken az önce, dakikalar önce aslında meydana gelen 3 dakika arayla meydana gelen 2 büyük depremde o endişeyi, o paniği ikiye katladı. Daha ilk depremlerin şoku, Kahramanmaraş merkezli depremlerin şoku geçmemişken endişe bir kez daha gözler önüne serildi bölgelerdeki, bunu ifade edelim.
değerli izleyenler. Şunu da aktaralım, bir parantez açalım ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da MHP lideri Devlet Bahçeli de şu dakikalarda Kahramanmaraş'ta AFAD'ın ilk koordinasyon merkezindeki toplantısına devam ettiğini söyleyelim. İlk olarak az önce iki ayrı depremin meydana geldiği Hatay'daydı erken saatlerde, öğle saatlerinde her iki lider Cumhur İttifakı'nın iki ortağı ve akabinde rotayı Kahramanmaraş'a çevirdiler. Ana haberde de ekranlara yansıtmıştık o ziyaretten yansıyanları. Konteynerleri ziyaret ettiler, vatandaşlarla bir araya geldiler ve bölgelerden aldıkları, ilçelerden aldıkları bilgiler dahilinde detaylıca, etraflı bir şekilde toplantı yürütebilmek adına bölgedeki son duruma dair AFAD'ın il koordinasyon merkezine geçti. Her iki lider bir yandan gözümüz kulağımızda o noktada, o ziyarette olacak bu depremleri yorumlamaya çalışırken bunu da bir parantez açıp belirtmekte fayda var değerli izleyenler. Şimdi Ali İlker hocama dönüyorum hemen. Tabii bilgiler çok sıcak. Bir yandan anlıyorum sizler de cep telefonunuzdan ne olup bittiğine dönük araştırmalar yapıyorsunuz ama ilk yorumlar ne olur efendim? Şimdi biz canlı yayındaydık, ana haberi yürütüyorduk ki Hatay önce 6.4 ardından 5.8 büyüklüğünde depremle sallandı. Bir kez daha beni affedin, şu anda Kahramanmaraş'ta da hareketli dakikalar var. Çünkü o noktaya bir dönelim, ekranlara getirip bilgileri paylaşmış olalım. Sözünü ettiğim her iki liderin ziyaretinden yansıyan görüntüler şu anda Kahramanmaraş'tan ekranlara gelmeye devam ediyor değerli izleyenler. Şimdi aktarmak lazım. Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli Hatay'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Az önce iki büyük depremin ard arda meydana geldiği Hatay'da incelemelerde ve denetlemelerde bulundular. Afetzede vatandaşlarla görüştüler. Ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da AFAD'ın ilk koordinasyon merkez binasında açıklamalarda bulundu. Bu bölgelerde kalkınma nasıl sağlanacak, hayat nasıl normale dönecek sorularına yanıt verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Az önce de Hatay'da da meydana gelen iki büyük deprem, işte iki liderin bulunduğu bu alanda da çok büyük bir şekilde hissedildi. Bunu söyleyelim ekip arkadaşlarımız, çünkü o noktadan o gelişmeleri bizlerle paylaştılar ve sallantıdan ne kadar etkilendiklerinin bilgilerini aktardılar. Bunu ifade etmek lazım. O anlarda iki lider de Kahramanmaraş'taydı. Elbette ki sallantıdan çok büyük bir etki yaşadıklarını ifade etmek lazım ve şu anda da o noktadan bir çıkış gerçekleşiyor sanıyorum ki. Her iki lider AFAD'ın koordinasyon merkezinden sanıyorum ki ayrılıyor şu anda. Tabii bölgelerde inceleme ve denetlemeleri de sürdürecekler. Bunu ifade etmek lazım. Bir yandan da sizlere eş zamanlı bu görüntüleri aktarırken, ekranlara getirirken ve gelişmeleri paylaşırken az önce meydana gelen depremlere dair yapılan açıklamalara da göz atıyorum değerli izleyenler. Çünkü merak ediliyor elbette, bu depremlere dair gelen açıklamalar önemli. Ve ilk bilim insanlarından gelen ilk bilgilerde efendim Ali İlker Bey, bunun ayrı bir deprem olduğu görüşünde yapılan yorumlar bu şekilde. Neler söylersiniz? Şimdi biz ilk günden itibaren, tabii siz de sürekli sordunuz bu buralar nereleri işte enerjisini iletiyor diye. Bu bölgede ilettiği yerlerden biriydi. Konuşmuştuk zaten. Hatay'da farklı fayların olduğunu, bunların boyutlarına göre üretebileceği depremlerin bu hattan bağımsız ama bununla bağlantını, enerjinin ve stresin üzerinde yoğunlaşabildiği hatlar olduğunu diye konuşmuştuk. Hatta hatırlarsanız Kıbrıs'ın Zaferburnu ucuyla Hatay'ın birleştirdiği bir yaydan bahsetmiş. Bu yaydaki sismik boşluk alanlarını ifade etmiştik. Buranın çok uzun zamandır deprem üretmediğini, bu bölgeye doğru da enerjinin bindiğini ifade ettik. Ama ısrarla tabii neyi söylüyoruz? Biz günü, saati bunu formülize edemiyoruz maalesef. Sadece söyleyebileceğimiz şey az enerjinin, önce aktarırken aynı şeyi yani söyledim. Yani keşke bilebilsek. Ya keşke. Böyle tabii bir bilime, bir imkana sahip olmuş olsak da söyleyebilsek. Çünkü günün sonunda bu bir doğal afet adı üzerinde ve bunu belki de Allah'tan başka kimse bilemiyor ne zaman meydana geleceğini. Yani çok haklısınız. Dediğiniz gibi doğal bir afet. İnanışlara göre de tabii kim
buradaki devamlılık arz etmesi gereken de bir doğal afet. Yani depremlerin olmamasını da dileyemiyoruz maalesef. Bu tektonik hareketlilik dünyamızın devamı açısından önemli bir hareketlilik. Bulunduğumuz bölge maalesef böyle bir tektonik hareketliliğin yoğun olduğu bir bölge. O gün de ifade ettiğimiz üzere bu alanda bir enerji birikimi vardı. Ben de tabii hocalarım, ben de takip etmeye çalışıyorum. Çok yeni bir deprem ama bağımsız bir deprem olduğunu düşünüyorum. Görüntüsü öyle. Bu güneybatı ucunda o Samandağ, Hatay, işte o Zafer Burnu'na doğru uzanan Ege yayına yakın bir alanda. Şimdi şöyle bir bilgi var. Buyurun. Affedin, araya giriyorum. Estağfurullah. Hatay'da Defne ilçesinde depremin merkez üssü bu şekilde açıklandı. 7.7 derinliğinde, kilometre derinliğinde olduğunun bilgisi paylaşıldı ki sadece yine Hatay'da değil, çok sığ bir alanda meydana gelen bir deprem olduğunu görüyoruz efendim. Bundan dolayı az önce Kahramanmaraş'ta ekip arkadaşımız da aktardı. Burası da çok sallandı, çok etkilendik diye. Sadece o noktalarda da değil, yurt dışında bile hissedilmiş. Gelen haber akışına göre ilk bilgileri paylaşıyorum. Orta Doğu, Kuzey Afrika'yı da çok ciddi bir şekilde sallamış. Bunların yanı sıra Lübnan'da, başkent Beyrut'ta hissedilmiş ve birçok vatandaş da o noktalarda da paniğe kapılıp şu anda toplanma alanlarına doğru bir alarm durumuna da geçilmiş durumdaymış. Bunun yanı sıra tabii ki beklendiği gibi Suriye'de çok etkili olmuş. Ürdün, Irak, Filistin, İsrail, Mısır, yani bu Orta Doğu bölgelerinin tamamında neredeyse etkili olduğunu görüyoruz. Bunu ifade etmek lazım ama yani gerçekten endişeleri ikiye katlayan, şimdi daha açılan yaralar bile daha sarılmadan çok tazeyken böyle bir depremin meydana gelmesi bizde şu soru işaretini oluşturuyor hocam. Yani biz daha ne kadar böyle bir tehlikeyle, bir tehditle karşı karşıya kalabiliriz? Yani bir de bunun artçıları olacaktır. Çok büyük bir deprem. Bu tabii bizim büyük depremler sınıfında nitelendirdiğimiz bir deprem. Bu arada sığ da bir deprem. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi 7 kilometre derinlikte gözüken etki alanının daha geniş olduğunu düşünüyoruz tabii bu arada. Bölgenin tabii bahsettiğiniz işte Maraş, Hatay, bunlar aslında aynı jeolojik devrin bölgeleri diye ifade edebileceğimiz alanlar içinde. Etkilenmeleri de birbiri adına çok normal, böyle çok hissedilmiş olması da normal. Ancak 6.4'lük bir deprem hem büyük deprem sınıfında hem de bölgedeki binaların yorgunluğunu düşündüğümüz zaman arka arkaya maalesef, yani hani asrın felaketi diye günlerdir konuşuyoruz, işte hiçbirimizin öngörmeyeceği arka arkaya felaketler geliyor. Şunu söyleyemediğimizde, gün ay yılı söyleyemiyoruz ama böyle arka arka olmasını da hiçbirimiz ummuyor, beklemiyoruz. Daha evvel de karşılaşmıyoruz bunlarla ama enerji maalesef alanda çok büyük bir stres var. Çok büyük bir hareketlilik meydana geldi. İki büyük depremin olması ile ilgili ve enerjinin iki uca iletildiğini düşündüğümüz zaman en çok da Ölüdeniz fayı ve işte Doğu Anadolu fayının birleştiği, Ege yayının birleştiği alanda tarihsel açıdan depremlerin başlamadığı bir dönemdeyiz. Yani Kuzey Anadolu fayındaki deprem hareketliliği dönemsel olarak başladı. İşte arka arkaya 39 Erzincan, Tokat devam ettik. Bolu, ama bu arada biz Doğu Anadolu bölgesinde böyle depremler hiç konuşmadık bu yüzyıl içinde. Çok önemli i̇şte bir noktaya değindik. Periyot döndüğü zaman arka arkaya... O tabloyla mı karşı evet, karşıya evet, yani sanki görüntü onu gösteriyor ve burada neyi görüyoruz? Biz de tarihsel... O kadar kısa aralıklarla meydana gelmesi ne anlam ifade ediyor bilimsel açıdan? Şimdi şöyle bir bilgimiz yok maalesef. Tarihsel dönemde olan depremleri konuşuyoruz. Yani tarihsel kayıtlar üzerinden ancak evet. İşte 1822 en yakın depremimiz bu. Aletsel döneme bu yüzyılda denk gelen hiçbir deprem yok. Dolayısıyla elimizdeki şeyler yeterli mi, evet, bunu bilmiyoruz. Tarihsel belgeler ve buradaki süreç böyle... Neyi görüyoruz? Bu alanın çok kritik bir alan olduğunu, aslında güçlü depremler ürettiğini, iki ana kıtanın sıkıştırma ve birbirinin üzerine baskı kurduğu deformasyon bölgelerinin olduğu, yani dağların, sıra dağların oluşmasının sebebinin işte bu depremler olduğunu bildiğimiz üzere coğrafi değişikliklerin de olmasını beklediğimiz depremler. Dolayısıyla tarihsel geçmişe de baktığımız zaman evet, denilenler işte o Ege yayında mesela bahsettiğimiz tarihsel depremde 8.5 büyüklüğünden bahsediliyor mesela. Şimdi AFAD'dan gelen sıcak buyurun, gelişmeler var. Ara ara sizi bölüp bunları paylaşmak zorunda olduğumu ifade edeyim. Deniyor ki vatandaşlara, o bölgelerde yaşayanlara kritik bir uyarı, kulak vermekte fayda var. Deniz seviyesinde 50 santimetreye kadar yükselme riskinin olduğu belirtiliyor AFAD'dan gelen açıklamaya göre. Bundan dolayı da tedbir amaçlı sahil şeridinden kesinlikle uzak durun diye açıklamalarda
bulundu. AFAD geçtiğimiz dakikalarda bunu ifade edelim. İlk depremin ardından da İskenderun'da benzer bir manzarayla karşı karşıya kalmıştık. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 200 santimetreye kadar sanıyorum ki bir yükselme meydana gelmişti. Yani yolla deniz tamamen birleşmişti günler boyunca. O görüntü de endişeyi ikiye katlamıştı ama benzer bir riskten dolayı önceden bir uyarı verdi şu anda AFAD vatandaşlara. Bizler de paylaşmış olalım. Bu arada bir açıklama daha var AFAD'dan gelen. AFAD'dan gelen açıklamalar bu noktada çok önemli ve sadece bu açıklamalara kulak vermek de önemli. Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler sonrasında ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir diye bir açıklama geldi AFAD tarafından. Şimdi teyide muhtaç bir bilgi olarak paylaşmıştık ana haberde de bu depremle karşı karşıya kaldığımız ilk andan itibaren aslında görüşlerimizi paylaşmıştık teyide muhtaç olarak ama şu an yetkililerden gelen açıklamalara da bakıldığı zaman ben burada AFAD'da bir ihbar geldiğini anlayabiliyorum. O ihbarların değerlendirildiğini söylüyor AFAD ve o ihbarlar sonucunda da saha tarama çalışmalarının devam edildiğinin bilgisini veriyor. Yani dileriz ki ilerleyen dakikalarda enkaz altında kalan yeni vatandaşlarımızın haberini günlerdir paylaştığımız gibi aktarmak zorunda kalmayız ama şu bir gerçek, bölgede hasarlı olan çok fazla bina var. Ayakta durmakta çok güçlük çeken, ayakta görünen ama çok yorgun binalar var. İşte büyük bir deprem, ard arda meydana gelen iki büyük deprem, 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki büyük sallantının ardından o binalar tabii dayanamadı. Yerle bir olan çokça bina var. Şu an Hatay'dan canlı görüntüler geliyor ama ilerleyen dakikalarda depremlerin yaşandığı anlara dair de yeni görüntüler yansıyacaktır. Paylaşacağız ve daha sağlıklı yorumlayabilmemize de imkan tanıyacak, bunu ifade etmek lazım şu anda. Ben yayın hazırlanırken özellikle birçok boyutunu ele alma yönünde bir çalışma gerçekleştirdim. Sizlerle de konuştuk çünkü kolay değil yaşadığımız felaket. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başına gelmiş belki de en büyük felaketten bahsediyoruz. Bir doğal afet. O yüzden yapılabilenler şu an için sınırlı kalıyor. Yaraları sarma noktasında elimizden geleni yapabiliyoruz ama tabii yetkililerin söylediği gibi kimse bu kadar büyük bir afete hazırlıklı olamaz. Dünyada da örneği görülmemiş bir felaket olduğundan dolayı Türkiye bu gerçekle karşı karşıya kaldı. Harekete geçti ve şu anda o çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. Şöyle bir düşünüp baktığım zaman pek çok boyutunu değerlendirelim. Bu işin işte bir bakıma ne yazık ki konuşmak zorunda kaldığımız siyasi boyutu da var. Bizi ilerleyen günlerde neler bekliyor? Bu depremlerin devamı gelecek mi yönünde kafalardaki en büyük soru işareti de bu belki de. Şu an herkes oturduğu binalarda fark etmiyor. Türkiye'nin dört bir yanında panik halinde evlerinde kalmaya, uyku uyumaya devam edebiliyorlar olabildiği kadar ama benim de başıma gelir mi diye bir korku tüm Türk milletinde var elbette ki, hepimiz onu kendimizde de hissediyoruzdur. Yani bu noktada psikolojik boyutunu da değerlendirme yönünde hazırlığımı yaptım ve Ali İlker Bey, diyecektim ki size, artık 15 gün geçti. Biz günlerce sizlerle bu ekranlardan canlı yayın yaptığımız zaman hep dediğiniz bir şey vardı. Çok sıcak, çok yeni, daha makaleler yayınlanacak bu depremle alakalı incelemeler sonucunda daha iyi değerlendirmeler yapabilirim. Aktardığım her şey görüşten öteye geçmiyor demiştiniz. Ben de bugün ifade edecektim ki ne var şu an elimizde? Hadi onları konuşalım diyecektim ama ne yazık ki böyle büyük bir depremle karşı karşıya kalacağımızı her zaman olduğu gibi kimse bilmiyordu ama şimdi ne olacak bundan sonra? Hangi fayı tetikledi? Yani faylar şu anda ne durumda? Yani böyle gözünüze gelen o tablo ne? Bilim insanı olarak. Şimdi yani burada bizi en büyük sıkıntıya sokan konu bununla ilgili gün saat beklentisi olması insanların. Ama buradaki depremle ilgili de daha evvel ifade ettiğim gibi hani konuşmadığımız bir konu değil Leyla Hanım. Bugün siz de sordunuz. Evet. Biz de hatta gösterdik haritada Hatay'da kırıkların olduğundan da bahsettik. Dolayısıyla aslında bundan sonraki süreçte evet bu bölgede bir hareketlerin olduğunu görüyorum. Enerjinin artık bu bölgede yoğunlaştığını da raporlarda da artık raporlar da yayınlanmaya başlıyor. İşte İTÜ'nün raporunu aldık, Sakarya Üniversitesi'ninkini aldık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem dairesinin. Tabii onlar net olarak artık görüntülerle birlikte atımları gösterdiler. Atımların boyutunu görünce işte 8 metreler farkındaysanız AFAD 7 metre en büyük atımı söyledi. Elbistan'da 8 metreye çıkan bir atımın olduğunu
atıldığından bahsetti. Şimdi bu atımların boyutları da ortaya çıkınca gerginliğin ne yöne doğru, hangi yönde yoğunlaştığını, bunların üzerinde de tabii bir ön fikrimiz var. İster istemez bu bölgeler artık bizim için sismik boşluk olan bölgeler, endişe verici bölgeler haline dönüşüyor. Ama bugün, yani o gün 7.6'lık depremde konuştuğumuz gibi 9 saat sonra bunun olacağını öngörmek mümkün olmadığı gibi, işte bugün 6.4'ün Hatay'daki bu alanın kırılabileceği, işte burada böyle bir depremin bu kadar saat sonra olabileceğini... Beklenmiyor muydu bu nokta? Yani saat olarak böyle bir şey beklenmiyor ama bu ama alanda burada büyük bir deprem enerji, bekleniyordu ama bu kadar yakın zamanda mı beklenmiyordu? Bu aslında beklediğimiz büyük deprem değil, Hatay'daki kırıklarda olabilecek maksimum deprem boyutları bunlar. Hı. 6, 6.4, 6.3, 6.5... Bu civarda örte. Burada 7 deprem çıkmıyor. Kahramanmaraş merkezi depremlerin neden olduğu kırıklardan bahsediyoruz. Evet, burada öyle enerji işte. Şöyle ben de merak ettim. Size sormak istedim. Estağfurullah. Buyurun. Yani hani şöyle bir şey de konuşulur. Tabii ki dediğiniz gibi daha veriler çıkacak. Bu artık çok şiddetli olmaz ama o kırıklarda kaynaklı biriken enerjilerin patlamasıyla bu şiddette depremler olabilir mi? Yoksa o enerjinin bu sefer biriktiği alanlarda yine şiddetli olabilir mi diye bir benim de merak ettiğim şey var. Şimdi öncelikle bugün yine yapılan araştırmalarda baktığımızda aslında şöyle bir durumumuz söz konusuydu. Dünyada olan büyük depremlerden sonra artçıların zamanla düştüğünü ispat eden birçok çalışma var. Burada da beklentimiz artçılar konusunda artık gün içinde, çünkü konuşuldu, biliyor, takip etmişsinizdir. 7 büyüklüğünde 20-25 artçı bekleniyor gibi konuşmalar oldu. Bunları yalanlayan çalışmalara baktık. Evet, bu bizi umutlandırıyor. İşte daha güzel haberler, ben de o hazırlıkla geldim ama 6.4 büyüklüğündeki bu deprem, işte fayların boyları var. Bu fayların kendine has yapıları var, buradaki kırıkların. Böyle tek bir çizgi değil, hep bunu ifade etmeye çalıştık. Buralar kendine has kırıkların oluştuğu, şu anda haritalanmış kırıkları konuşuyoruz. Bir de bunların haritalanmamış olanlarıyla aslında karşılaşıyoruz. Aslında 5 Şubat'a göre konuşuyoruz. 5 Şubat'taki tespitlere göre konuşuyoruz. Tabii aynen öyle yapıyoruz. Yani. Ve işte ben bugün İTÜ'nün raporunu okuduğumda işte yeni kırıkların nereden geçtiğini gösteren tespitler var. Burada da Hatay'da bizim hali hazırdaki kırıklarımızın birinin üzerinde gerçekleştiğini, faylarımızdan birinin üzerinde gerçekleştiğini düşündüğümüz bir deprem, üretebileceği maksimum büyüklüğün bu olduğunu düşündüğümüz bir deprem. O yüzden bağımsızla bir deprem ifadesini kullanıyoruz. Arkasından da artçılarının oluştuğunu düşünüyorum. Ben de takip etmeye çalışıyorum ama tabii çok yeni, evet, yani olduğu için. Evet, hepimizin bir yandan özür dileyelim seyircilerden. Bakıyoruz. Çünkü haber akışı gerçekten çok hızlı ilerliyor ve daha doğru bir değerlendirme yapmak adına gelen bilgileri takip edip de hem paylaşmak hem de yorumlamak önemli bu noktada. Çünkü hepimizin aklındaki sorular benzer bakıldığında, yani yanıtını aradığımız sorular çok açık ama şu an için o yanıtlar çok net olamayabiliyor elbette. Evet. Çok yeni bir deprem, iki deprem daha meydana geldi. Yani şunun yanıtını ne zaman öğrenebiliriz hocam? Bu artçı deprem diyebilir miyiz, yoksa bu bağımsız bir deprem mi şu anda karşı karşıya kaldı? Görüntüsü bağımsız bir deprem neye olarak gözüküyor. Neye dayanarak biz buna şu an bağımsız diyebiliyoruz? Oluş mi? Yerine bakıyoruz. Oluş yerinde hangi fayın devamında olup olmadığına bakıyoruz. Bu bölgeye kadar alanın yırtılıp yırtılmadığına bakıyoruz. Merkeze yakın bölgelerde daha çok artçıların, büyük artçıların oluştuğunu öngördüğümüz üzere kırılan ve yırtılan alanlarda işte yırtılma bölgesinin güney batı ucu gibi gözüküyor. Yani bunlar da değişebiliyor Dilara Hanım. Niye? Çok hızlı alınan ölçümler, sizin aletinizin nerede olduğuna göre değişen ölçümler. O yüzden bunlarla ilgili revize durumlar da olabiliyor. İşte koordinatları açısından söylüyorum. Biz şu an haritadan bakıyoruz ve bunun üzerine konuşuyoruz hepimiz. Burada gördüğümüz sanki onun güneybatı ucunda oradaki bir kırığın ya da bir ufak fay alanının, boşalmayan bir alanın üzerinde olmuş gibi gözüküyor. Yani enerji boşaltan değil, aslında kırılmamış, işte kırılmayı, işte Düzce depremini hatırlarsanız oradaki 6 büyüklüğündeki depremde de bunu konuşmuştuk. İşte bu alanda deprem beklemiyorduk ama nerede oldu? Orada bağımsız bir alan, kırılmayan bir alan enerjisini boşalttı. Bu da onun gibi olduğunu düşünüyoruz. Bunlar ancak... Ama yani şöyle, ben de özellikle notumu almıştım çünkü... Tarihteki o kayda geçmiş hepimizin canını yakan depremleri de değerlendirmekte fayda var. Bugünü daha iyi anlayabilmek için. Gölcük depremi 3 ay aranın ardından meydana gelmişti. Düzce depremi, özür diliyorum. 3 ay aranın ardından büyük depremler tabii meydana gelmişti. Kasım. Evet, evet. Bahsettiğim bu son Düzce depreminden bahsediyorum. Bir 6'lık deprem yaşadık ya Düzce'de, evet, yakın zamanda. Peki, bağımsızdı. Peki. İşte alan aslında boştu. Ama oradaki kırılmayan bir alan kırıldı. Buradaki de devamı olan kırılmayan bir alan kırılmıştır gibi bir düşüncemiz şey var. Ben de peki, bakıyorum. Bilimsel olarak tabii sormak isterim hocam.
Yani mesela bu bugünkü şey hani 5 Şubat'a göre değil de o iki büyük depremin ardından oluşabilen yeni ne diyelim faylar mı oluştu da onlarda da olma ihtimali olabilir mi? Yoksa enerji birikmesi eski. Hocam şöyle o anda kırıklar, yüzey kırıkları oluşturan yeni faylar aslında enerjilerini boşaltmış ve yüzeylemiş faylar artık haritaladıklarımız. Onlarda bir deprem beklentimiz olmuyor ama burada alt yönde haritada da o gün anlatırken biz Dilara Hanım'la anlatmaya çalıştık. Alanın bastığını gördük. Hocam bir virgül koymak durumundayım. Lütfen kusura bakmayın, konuşmaya devam edeceğiz ama hattımızın diğer ucunda Hatay'da bölgede canlı yayında da depreme yakalanan arkadaşımız Güven Erdoğan bizleri bekliyor. Güven, son durum nedir? Hemen seni dinleyelim. Özetlemek gerekirse aslında Hatay şehrinin üzeri toz duman, ambulanslar çalışıyor. AFAD ekipleri, çakarlı arabalar çok sayıda var. Yollar parçalanmış durumda, yeni yapılmıştı yollar. Fay kırığı olmasa bile yollarda derin çatlaklar oluşmuş durumda. Yarıklar demiyorum, çatlaklar oluşmuş durumda. Şehrin her tarafında toz bulutu kaplanmış durumda. Yollarda çökmeler var. Binalarda çökmeler var. Şimdi biz bir derin fayın çatlan oluşturduğu bir yerden geçiyoruz. Yolda belki 15-20 santimlik açılmalar var. Burası karayolu ve yol boyu böyle açılmalar var. Hatay'da çadırların kurulduğu noktalar var. Özellikle ara sokaklarda güvenlik güçleri, polisler, askerler devreye görev yapıyorlardı, nöbet tutuyorlardı. Bazı vatandaşlar evlerinin yanına çadırlar kurmuştu. Şimdi o bölgede bir takım binaların yıkıldığına dair bizde bilgiler var. Oraya gitmeye çalışıyoruz. Ancak sadece sağlık ekipleri ve AFAD ekiplerine izin verildiği için bölgeye girmemiz hem zor hem riskli. Ancak şunu bir kere daha vurgulamakta fayda var. 6.4 şiddetlik depreme biz canlı yayında yakalandık ve depremin şiddetini orada hissettik. Güvenli bir şekilde bulunduğumuz binayı tahliye ettik ve daha sonra şehrin içine doğru gidiyoruz. Net olmamakla birlikte, teyitsiz bir bilgi olmakla birlikte bazı binalarda, kamu binaları da az hasarlıydı ya da ağır hasarlıydı. Onların da yıkıldığına dair bilgiler var. Şu anda helikopterlerle bölgede havadan da denetimler yapılıyor. Yoldaki çökme birkaç santimi bulmuş yarıklar var. 10-15 santimlik karayollarında yarıklar var ki Ağız Nehri'nin üzerinden geçen köprülerden bahsediyoruz. Arazi araçlarının bile zorlukla geçeceği yollardan bahsediyoruz. Ambulans seslerini belki yansıyordur ekrana. Sahra hastanelerine yaralıları taşıyorlar. Ambulanslar var. Bulunduğumuz noktada çok sayıda ambulans var ki burada ekipler var, polis ekipleri var. Onlar da şu dakika itibariyle güvenlik önlemi almış durumda. Şehirde bir kargaşanın yaşanmaması, çöken binalarda en azından enkaz altında kalan kimse varsa onlara müdahale edilmesi noktasında ekipler görevini yapıyorlar. Güven. Hatay evet çok hareketli şu dakikalarda. AFAD ekipleri çöken binalara müdahale ediyorlar. Güven, ambulansların hareket halinde olduğunu söyledin. Buradan fikir yürütebiliyoruz ki acaba enkazların altında yeniden başka vatandaşlarımız da mı kaldılar? Buna dönük bilgi var mı kulağına gelen? Şöyle evet. Herkesin merak ettiği soru bu. Evet, bu konuda bilgi vardı. Biz şehir merkezine girmeye çalıştık. Antakya Caddesi'nde bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin girdiği caddeye, girdiği bölgeye girmeye çalıştık. Ancak askerler sadece ambulanslara izin vereceklerini söylediler. Çünkü orada binaların yıkıldığı, ağır hasarlı binalar vardı. Yıkıldığına dair bilgiler var. Oraya AFAD ekipleri yönlendirildi. Şehirde o arama kurtarma çalışmalarını sonuna yaklaşılırken azalan ekipler yeniden harekete geçti. AFAD binasından çıktılar ve onlar da o enkaz olan bölgeye doğru hareket halindeler. Söylediğim gibi şehirde oldukça hareketlilik var. Zaten karanlıktı. Olan ışıklar da şu anda yanmıyor. Yani şehirde lambalar yanmıyor. Karanlık toz bulutu kapladı. Biz depreme yakalandık. Canlı yayında yakalandık. Kaçtığımız anda binadan güvenli bir şekilde kaçarak çıkmaya çalıştığımız anda gökyüzündeki ışık yansıması oldukça dikkat çekiciydi. Bunu çok fazla söylenmişti. Buna biz de canlı olarak kameraman arkadaşım Özbey Özay ve birlikte görev yaptığımız diğer arkadaşımızla birlikte oradan kaçarken milletvekilimiz Lütfi Kaşıkçı ile birlikte, Hatay Milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi Lütfi Kaşıkçı ile oradan çıkarken biz
sarsıntının şiddetine, etkisine bir anda oldu çünkü kısa sürdü. Daha uzun sürmesini sürmesi durumunda daha ciddi yıkımlara neden olabilirdi. Oradan çıkarken bir ışık süzmesi gördük gökyüzünde ve oldukça yoğun bir sarsıntı yaşadık. Vatandaşlar da bu depremle birlikte iyice şehri terk etmeye başladılar. Yıkılmayan bazı binaların yıkıldığını şimdi görüyoruz. Yani şehirde yıkılmayan ya da yıkılmaya yüz tutmuş binalar vardı ki şimdi önünden geçiyoruz ve o binaların birçoğu da ağır hasarlıydı. Onlar da yıkılmış durumda. Söylediğim gibi biz şu anda şehir merkezine doğru gitmeye çalışıyoruz ve çok sayıda bina yıkılmak üzereydi ve bu depremle de yıkıldı, yerle bir oldu. Ambulans hareketlerini söylemiştim. Evet, ambulans hareketliliği, çok fazla AFAD ekipleri, arama kurtarma ekiplerinin hareketliliği çok fazla. Şu dakika itibariyle sahra hastanelerine, şehir hastanelerinin, şehirde hastanelerin bulunduğu noktalara ambulans hareketliliği yaşanıyor. Biz de burada görevimizi yapacağız. İlerleyen dakikalarda yeniden sizlerle irtibata geçebiliriz. Güven, çok teşekkürler. Kendinize dikkat edin. Kameraman arkadaşımızla beraber korunaklı bir yerde duracağınızı elbette ki biliyoruz ama yine de bu temennide bulunmadan geçemeyeceğiz. Bengü Türk ailesi olarak kolaylıklar, çok teşekkürler. İlerleyen dakikalarda Güven Erdoğan'a bağlanmaya devam edeceğiz. Dileriz ki Hatay'da yeni bir deprem meydana gelmez tabii ki ve enkaz altında kalan yeni vatandaşlarımızın, yeni canlarımızın haberini vermemek yönündeki tek temennimiz, duamız, belki yaralı olabilen vatandaşlar olabilir. Çünkü deprem anında kendine de yara veren vatandaşlarımız olabiliyor panikle, korkuyla. O ambulanslarında az yaralı olan vatandaşlarımız için harekete geçmesi yönünde temennimiz var elbette. Yani gelişmeler oldukça aktaracağız bölgede, gözümüz kulağımız, haber akışı da hızla ilerliyor ifade ettiğim gibi. Burada günlerdir hep konuşuyorduk ya, hasarlı binalara girmeyin, orta hasarı, az hasarı yok bu işin, uzak durun diye. Tam da örneğini bir kez daha yaşamış olduk hep beraber, öyle değil mi? Yani üzülerek bana da şimdi bölgede AFAD'da görevli olan arkadaşlardan gelen bilgiler tabii teyit edilmeye muhtaçtır. Ayrı mesele, bölgeye çünkü yanaştırılmıyorlarmış şu an. Eşya taşıdıklarını insanların söylüyorlar hasarlı binalardan. İşte maalesef varsa bununla ilgili şu an bekletiliyoruz diye mesaj atmış. Tespit yapmaya çalışılıyor dedi. Eşya taşırken yani enkaz altında olabilir. Kaldığından yoksa binalar boşaltıldı ama eşyasını almak isteyenler, girenler var, münferit girişler var, yoksa polis çevirmişti, zaten sokmuyordu diye. Zaten ilk depremde de o arkasındaki ikinci depremde o tür şeyler yaşanmıştı mesela. Tabii. İnşallah bunda evet. Yani yüzlerce kişi öyle kaldı enkaz altında ama o zaman da kimse bilemiyorduk. Bir de öğlen saati 13.24'te meydana geldik Kahramanmaraş'ta ikinci deprem ama şimdi kimse var, bunu da tahmin edemiyordu. Sosyal medyada da bazı paylaşımlar var ama evet. Tabii şu an haber akışı çok hızlı ilerliyor. Tabii. Sosyal medyada da işte 15 gündür gördüğümüz ve aktardığımız gibi spekülasyona çok açık, manipülasyona çok açık bilgiler olduğu için paylaşmamakta fayda var. Özellikle ben AFAD'dan ve yetkililerden gelen açıklamaları aktarmakta yarar görüyorum sadece. Çünkü çok gördük ilk günler, özellikle yıllar öncesine ait olmuş olan fotoğraflar da paylaşıldı. Bugün kayda geçmiş gibi. Bu akşam gerçekleşmiş. Tabii bu bir gerçek yani. İnkar edilemez. Hakikaten ağır hasarlı ve orta hasarlı değil mi hocam? Yani binalara zarar verebilecek şiddette bir deprem yani. Ama tabii ki teyit etmeden de hiçbir bilgiyi paylaşmamak lazım. Hiçbir bilgiyi paylaşmamak lazım. Teyide muhtaç olarak şu kadarını ifade edebiliriz ki değerli izleyenler. Binaların, ekip arkadaşımız da bölgeden izlenimlerini aktardı şu ana kadar gözlemlerini. Evet, bölgede hasarlı olan binaların yıkıldığı yönünde bilgiler var ama o binaların altında kalan yeni canlarımız var mı? Buna dönük bilgileri aktarmak adına aktarmamayı umarak yetkililerden açıklamalar bekliyoruz. Sadece bunu ifade etmek lazım. Şimdi bugüne kadar 6015. günündeyiz. AFAD'dan gelen açıklamalara bakıldığı zaman 6414 artçı depremin meydana geldiği yönünde bilgiler var. Tabii bunu şu anda en azından yapılan ilk incelemeler, değerlendirmeler ışığında artçı bir deprem olarak nitelendirmiyoruz ama şimdi bu Hatay merkezli iki büyük yeni depremin ardından da benzer artçılar, benzer büyüklüklerde meydana gelmeye devam etmeyecek mi? Yani bu bölgelerde ki o
sıkıntı, yani risk ne zamana kadar devam edebilir hocam? Şimdi söylediğiniz rakamın içinde tamamını artçı olarak değerlendirmek de çok doğru değil. Bu bölgede bu stresin oluşturduğu, şu an dağınık bir stres yapısı var. Bölgenin genelinde de dağınık birçok deprem meydana geliyor. İşte 4'ün üzerinde ya da 5'in üzerinde. Bunları da bunun içine dahil ediyoruz. Arkasından olan depremler olduğu için. Sayının içinde 6800'ün içinde onlar da var. Bize sabahleyin tespitlerimizden biri bu. Şimdi buradaki deprem o kırılan alanın ucundaki bir alanda, boşlukta da meydana gelmiş bağımsız bir deprem olarak düşünebilir. Yani koordinatlarda ya bir ayrı kırıkta ya da ucundaki alanda, yani kırılmamış bir alan olarak düşünün bunu. O serinin devam etmediğini düşünelim. Genelde şöyle bakıyorum. Oradaki şiddeti düşükse artçı olma ihtimali yüksek diye bakıyorum ama anladığım kadarıyla yani 3.5 olup veya 4 olup bağımsız, bağımsız olan tabii olabilir. var yani bu dönemde tabii o çok karıştırılıyor genelde. İşte ilk yani ben haberleri aktarırken biz yayını bekliyorduk. Hocama ilk sorum şu. Hocam artçı mıdır? Tabii. Diye sordum. Ya hepimizin aklında, ben de haberleri aktarırken önce 7.6'yı gördüğümüz için. Tabii. Yani biz canlı yayında, o an ekran başında mıydınız, yayına mı hazırlanıyordunuz bir bilgim yok ama ekran başında ekip arkadaşım canlı yayın yaparken biz sanık olduk o tabii. Sallantıya. Yani yanında bir de yayın konuğu vardı. Milliyetçi Hareket Partisi Hatay Milletvekili Lütfü Kaçıkçı'yla yapılan yardımları değerlendiriyorlardı. 15. güne geldik. Bölgedeki son durum ne diye bizlere bilgi aktarıyorlardı ki. Öyle bir sallantıydı ki önce APA'da tabii ki hepimizin gözü gitti. Ne açıklama gelecek diye, ama biz ekran başında da anladık ki bu bağımsız bir depreme benziyor. O sallantıdan bunu fark ettik. Akabinde tabii gelen incelemeler... Değil, önemli şu açıdan, yani 3.5 olup hakikaten 4 olup bağımsız deprem var. Deprem bu 6800'ün içinde şu an var yani hocam. Ki 6 büyüklüğünde kayda geçen artçı depremler de oldu ilk gün. Var. O da dediğim gibi o merkeze yakın alanlarda oldu, ama ona da çok dikkat etmek lazım. Yani burada bunu büyük depremlerde artçıyı ayırt edebilmek için kırılma alanının koordinatlarına baktığımızda merkez olarak belirtilen koordinata yakın yerlerde haritada bunların meydana geldiğini, ancak bu depremin haritanın kırılan diye tabir ettiğimiz alanın en uç noktasında bir alanda kendine yer bulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla işte bağımsız, kırılmamış, bağımsız derken bununla alakalı değil anlamında söylemiyoruz. Buradaki enerjiyle tabii ki ilgili. Ancak işte artçı değil. Buradaki depremden farklı. Büyük olsa kırılmayan deprem, bir yeri kıran bir deprem. Bu da yansıması arazide olan bir deprem dolayısıyla diye söylüyoruz bunu. Küçük de bir deprem değil. Yani burada 6.4 büyüklüğündeki bir deprem yapı stoğunda büyütmeleri de işin içine koyduğumuzda, ki bölgenin jeolojik yapısını bildiğimiz için bunu daha evvel de ifade ettik. Burada sıkıntılar olduğunu da bildiğimiz için, ki ben ilk bilgilere göre 16 saniye falan sürdüğü ifade edilen bir deprem. Adana'daki akrabalarımla konuştum hocam. Çünkü onlar da şiddetli hissetmiş. Yani şiddetliydi ama öncekine göre daha kısa sürdü diyorlar zaten. Hocam vallahi orada 7.8'in bugün ben en son İTÜ raporunda okuduğum 100 saniyeden bahsediyor. Evet, çok uzun bir süre. 7.7'lik ikinci depreminde 60 saniye sürdüğünü ifade ediyor. Biz İzmit depreminde 45 saniye diye hep konuşuyorduk. Verilerde ortalama bunun hissedilirliği. Tabii rakam büyüdükçe, yani bu süre uzadıkça bizim açımızdan hızlı daha olması tabii çok daha yıkıcı oluyor. Çünkü her malzemenin kendine has bir rezonansı ve dayanımı var. Bu rezonansı yakaladığı anda biz en çok birlikte sallanmaktan korkuyoruz. İşte köprüde siz geçerken bir sallantı hissediyorsunuz. Buna rezonans diyoruz. İşte biz köprüyle birlikte aynı anda hepimiz sallanmaya başlarsak bu orada yıkıcı bir etkiye sebebiyet veriyor. Çünkü malzemelerde çözülmelere, kaba tabirle, sebebiyet veriyor. İşte süre uzadıkça yer büyütmesinin, zeminin de özelliği burada ortaya çıkıyor. Bizim Maraş bölgesi, bu alandan bahsettiğimizde burası bir çöküntü bölgesi olarak ifade edilen, işte zaman zaman gölün kurumasıyla oluşan, sıra dağların arasında kalmış olduğu ifade edilen, alüvyon çökellerin yoğun olduğundan bahsedilen, jeolojik çalışmaları okuduğumuzda böyle bir bölge. Dolayısıyla büyütme de çok fazla. En çok bu alanlarda işte Gölbaşı, Adıyaman Gölbaşı'ndan bahsediliyor. Elbistan, işte en çok konuştuğumuz yer. Hatay, bunun gibi. İşte bizler buralarda büyütme etkisiyle, zeminin çok büyük etkisi var. Yıkımın da fazlalığının en büyük nedenlerinden biri bu. Şu anki depremde 16 saniye kısa bir süre. Tabii ki dediğim gibi oradaki şeye ama çok bağlı, boyuta da neden olabilmiş, çok ama problem bir çok alandan bahsediyor. Yani burada artık
İstanbul'da biliyorsunuz günlerdir insanlar evleriyle ilgili bir endişe. Siz tabii, yayına tabii, girerken tabii, bahsettiniz. Tabii. Şimdi burada İstanbul bir büyük deprem falan görmedi yani. Burada yapılan eski binalarda dahil olmak üzere biz bir büyük deprem gördü gözüyle bakmıyoruz binalara. Değil. Ama şimdi sizin orada yeni binada adettiğiniz bina bir büyük deprem gördü. Olağanüstü bir süreç gelişti. Bir büyük deprem daha gördü. Yani arada, onu yeni bir bina gibi görmemek mi lazım artık? Artık yani ben, öyle mi anlayalım ya da yanlış bir yorum? Ben çok net öyle algılıyorum bir teknik adam olarak. Çünkü artık buradaki binalar dizayn edilirken statik hesaplar ve değerler kullanılarak yapıyor bu mühendislik hizmeti. Burada deprem senaryoları alıyorsunuz ve sizi burada amacımız hasar almadan sizi oradan çıkartmak. Binanın yıkılmamasını hedefliyoruz ve sizi oradan çıkartmayı hedefliyoruz. Ama ikinci büyük depremi yaşar, üçüncü büyük depremi de atlatır diye bir öngörümüz yok bu bağlamda. Dolayısıyla bu depremlerin hiçbir yerde yok. Bizimle yani ilgili değil. Japonya örneği verilir ya, onlar için de mi geçerli? Şimdi bize? Japonya örneğini biz Dilara Hanım'la bir evvelkinde de konuştuk. Ben zaman zaman da kızıyorum bu örneğe. Çünkü şu sebeple kızıyorum. Depremler çok biraz, farklı yani. Ben birazdan da onu gündeme getireceğim ama yani, yorumlarınızı merak ediyorum. Bizim tabii mühendislik olarak aslında bir eksiğimiz yok hocam. Yani hiçbir mühendis arkadaşımın bilgi eksiği de yok aslında. Ya da teknik olarak da ülkemizde kullanamayacağımız bir teknik de yok. Bize uzak falan da değil hiçbir şey. Burada sadece bizim problemimiz şehirlerimizin altından fay hatlarının geçiyor olması. Bununla ilgili çok örnek karşımızda yok. Benim aklıma ilk gelen örneklerden biri Kaliforniya fay hattı. En çok bunu benzetir. Bizim hocalarımız da Kuzey Anadolu fay hattıyla San Andreas fayını benzetir. Peki yapı orada olarak binalar da nasıl yapılıyor? Biraz ona bakmak lazım. Şimdi tabii burada bunu karşılaştırırken şununla da bakmak lazım değil mi? O bölgenin coğrafi durumu da çok önemli. Yani Kaliforniya'daki bir coğrafi yerleşim şekliyle, alanın genişliğiyle, nerelere kullanabileceğinizle, işte bir Türkiye'deki alanın genişliğini, buralar baktığınızda bazısı yüz ölçümü adına çok büyük alanlardan bahsediyoruz. Kaliforniya bir eyalet, bir tabii, şehir tabii, değil bu bağlamda. Tabii biz de bunu getirip bir Antep üzerinden konuşmaya başladığımız zaman ideal, bazı mühendislik idealleri de var. İşte suyun ulaştırılması, kanalizasyonun tabii yani, örtüşmüyor. Bizim farklı kendi gerçeklerimiz var. Bir önce bunu kabul etmek zorundayız. Bu gerçeklere göre bir hatamız varsa da, işte bu depremler belki üzücü olaylar, evet, ama 99'dan sonra bir gelişme kaydettik. İster istemez işte Elazığ'ı yaşadık ya da Van'ı yaşadık. Van'dan sonra bir gelişme, bir yönetmelik değişikliği oldu. Burada bir gelişme kaydettik. Neticede burada da bilinmezliği çok olan bir yapıdan bahsediyoruz. Yani yeraltı böyle çok hakim olduğumuz bir konu değil. Ben bir yer bilimci olarak bunu ifade ediyorum. Derinliklerde, çok derinliklere inemiyoruz. Bu bizim yorumladığımız alanlar bunlar. Yani size bir yerde işte iç çekirdekten bahsederken aklınıza o görüntü gelsin. İşte klasik coğrafya kitaplarındaki kırmızı sıvı iç çekirdek, üstünde yarı mama, yarı bunu gören herhangi kimse yok. Buradan alınmış bir numune de yok. Bu yüzeylediği yerlerde evet altta böyle bir yapı var. Matematiksel olarak yapılan ölçümlerde de bu bunu karşılıyor diye yaklaştığımız bir modelleme. Yani buraya gidip bir numune almış, burayı görmüş. İşte meşhur Atlantis, Atlantis'le ilgili bir kitap var biliyorsunuz. Orada çok ifadeleri, ya da çekirdeğe yolculuk diye filmler vardır. Bunun dışında bunlar bilimsel olan veriler değildir. Buradakiler tamamen matematiksel hesaplarla, modellemelerle yapılmıştır. Yer heterojen değildir. Sizin İşte neyi konuşmuştuk hatırlarsanız, orada da bunu özellikle ifade ettik. İşte şu Tesla olayını konuştuk. Hı hı. Evet, teorik olarak olabilir dedik, bu mümkün, ama yer heterojen değil. Yani aşağıda bir deprem dalgasının, sizin altınızda olan bir deprem dalgasının, ki bugün İTİ'nin raporunda, mesela Sakarya'nın raporunda aynı şeyleri görüyoruz. Hocalar diyorlar ki işte 7.8'lik deprem, evet manyetüt olarak ve moment olarak bunu veriyorum, ama o esnada 7'lik bir deprem segmentte oluyor. Aynı anda diğer segment aynı anda kırılırken orada 7'lik başka bir deprem oluyor ve ben bunların ortalamasını alıyorum alet olarak ve bir moment büyüklüğünden bahsediyorum. Bir de şunu da bir parantez bilgi aktarmanızı rica edeceğim. Bu virgülün ardından gelen her bir hane büyüklüğünü çok çarpıcı bir şekilde değiştiriyor, öyle değil mi? O tabii burada sanki böyle 7.5 ya da işte 7.8 deyince bizim karşı karşıya kaldığımız yıkım ve şiddet
hemen hemen benzer gibi görünüyor ama çok farklı. Öyle değil mi? Enerji açısından çok farklı. Bunun enerjisi jül olarak hesaplıyoruz. Ondalık olarak devam ediyor. Yani işte ikisi arasında 8 at, 10 kat, 16 kat diye devam eden her bir fayın kendisine göre bir yapısı var. Burada şiddete geldiğiniz zaman bu çok farklı bir nokta. Depremin olduğu bölgedeki jeolojik yapı bu sefer devreye giriyor. İşte 100 saniye sürünce bunun yansıması çok daha fazla oluyor. Bu sefer siz 2 tane 7-6'lık depremin aynı şiddete denk gelmediğini görüyorsunuz arazi yansımasında. İşte ben o yüzden Japonya örneğine sığ olması, o alandaki işte biraz önce bahsettiğim alüvyon alanın ne kadar fazla olduğu, sizin burada ne kadar çok yerleşim yaptınız ve buradaki yerleşim tercihleriniz devreye giriyor. Hatta bugün de Sayın Cumhurbaşkanı işte ovalardan uzaklaşmakla ilgili bir haberini, yani İTÜ raporunda da mesela bu var, Sakarya raporunda, yani bunlar söylenmeyen ya da bilinmeyen konular da değil. Ama yerleşimler esnasında biz dönemsel konuşmaya başladığımız zaman olay bir çıkmaza giriyor. Yani bu hocam daha iyi bilir, sanayi devrimiyle başlayan bir yerleşme şeklimiz var. Dünyada da bu böyle. Denizlere yakın şey yapıyorsunuz ondan sonra ama onun zemini yumuşak oluyor. Ama hep ta ilk günden itibaren şeyi konuşuyorduk hocam. Yani o büyükler, atalarımız boşuna dağ eteklerine şehirler kurmuyorlarmış diye. Ovalara daha yakın ama yapacağız. Ama hocam dediği gibi sanayi devriminden itibaren başlayan, işte denizlere, çünkü deniz ulaşımı, deniz ticareti, şart, yakın olma. Bu da zemini otomatik olarak şey yapıyor. Yumuşak zemine kurmak zorunda kalıyorsunuz. Ki şeyde de vardır, daha öncesinde de nehirlerin kenarlarına o suyun olduğu yere şey kurma, şehir kurma başlamıştır. Ta işte eski Mısır'a kadar gidilir falan filan. Bu hep gidip gelmiştir ama hakikaten bakıldığı zaman şehirleşmenin, sağlam zemine oturmasının aslında kadar faydalı olduğunu ben kendi yaşadığım yerden biliyorum şu an. Şimdi İstanbul'da biliyorsunuz Gölcük depreminde Avcılar bölgesi ciddi sıkıntı yaşamıştı, Küçükçekmece. Neden? Zemin çok yumuşaktı çünkü orada. Şimdi benim yaşadığım bölgede de Eyüp Sultan'a bağlı bir bölgedeyim. Orada benim ev kayalık. Kayalığın üstünde. Hatırlarsınız bir 3 sene önce falan bir 5,5'luk bir deprem oldu. İstanbul'da. 2019 Silivri açıkları. 2019 evet, Silivri açıklarında. Şimdi birçok arkadaşım işte örneğin Avcılar'a yakın yerde oturan birçok arkadaşım veya daha deniz seviyesinde oturan birçok arkadaşım çok sallandık demesine rağmen ben çok hissetmedim mesela. Yani oturduğunuz zeminle alakalı, kayalık bir zemin oluşumdan dolayı. Yani ama tabii ki şehirleri işte bakıyoruz. Hatay'ın bugün yaşadığı yıkımın en önemli nedenlerinden bir tanesi şehrin genel anlamda oturduğu zemin sıvılaşması dediğimiz o olanlarda inşa edilen binaların yıkımı. Bir de bu arada siz tabii tarihsel örneklerde çok doğru örnekler bunlar. Bütün belediyecilik geçmişine baktığımız zaman Avrupa'nın hep deniz kenarları ya da nehir kenarlarıdır. Çünkü ticaret öyle döner. İşte Türkiye'deki yaklaşım da böyledir. Bütün ülkelerde böyledir aslında. Buradan kaçmak ne kadar mümkündür onu da tartışmak gerekir. Yani artık sizin ana yollarınızı kurma şeklinizden buna harcanacak paraya kadar, işte suyun taşınmasına kadar, bir suyu bir şehre taşımak böyle çok basit bir işlem değildir. Tabii. Burada eğimler Türkiye kullanılır. Türkiye'yi yeniden inşa etmek gibi bir süreçten bahsediliyor. Yani hani bazısı da içme suyu sizin... Nehirlerden kullanacaksınız. Suya yakın yerlerde olman yani, gerekir ki... Tabii. O boru hatlarını çok daha rahat şey yaparsın. Doğru. Bunun lojistik maliyetleri, işte ticari boyutuna. Ha, şimdi ulaşım gelişmiş, iletişim gelişmiş. Şehirleri daha neteğini de kurabilirsiniz. Ama bu sefer maliyetleri arttırıyorsunuz birçok konuda. İmkansızlıklarla karşılaşabileceğiz bu arada. Yani sadece suyu kullanmak değil, suyu uzaklaştırmak da problem biliyorsunuz. Tabii. Yani kanalizasyon da bizim için bir sorun. Kademeli kanalizasyonlar, sorunlar yaratan kanalizasyonlar. Bunların bütün bir şehirleşmeye tabii ki zor ama çözümsüz değil. Yani bir işte siz de Kaliforniya örneğinde söylediniz. Burada bazı tercihleri kendimize göre yorumlayabiliriz. İşte daha az katlı binalar yapmak gibi olabilir. Bu bir çözümse şimdi bunu kullanabiliriz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün böyle bir vurgusu vardı. Zemin artı 3 ya da 4 katlı binaların inşa edeceğini söylüyor. Bunu ifade ederken de tabii tecrübesel de yaklaşılıyor. Şimdi bakıyoruz bu bölgede bütün... Çok yüksek binalar hocam. Çok yüksek binalar. Şeyde bir bakarsak ben endişeleri de biraz rahatlatmak adına söylüyorum. Zaman zaman bunu da ifade ediyorum. İşte İzmit depremini düşünelim. İzmit depremi ciddi büyüklükte bir deprem.
İzmit'i bilen insanlar için hep bu örneği veriyorum. İzmit merkezdeki binalar eski binalardır. Tamam. 90 öncesi binalardır. Genelde 75 yönetmeliğine dahil olan binalardır. Niye bunu söylüyorum? Çünkü tren oradan geçer. Tren istasyonunun sağ ve solu yerleşime açılmıştır. Bunların altında dükkan olanlar vardır işte. Ama çok katlı değildir. Öyle ifade etmek istiyorum. Ben İzmit'te o dönem öğrenciydim. Yanlış hatırlamıyorsam tren yolu üzerinde bir ya da iki binada bu yıkımı gördük biz. Onun dışında hiçbir binada ağır hasar oluşmadığını gördük ki depreme çok yakındı. Demek ki sadece 99 öncesi bina olması da bir kriter değil. Burada depreme yakınlık, o alanın büyütmesi, sizin o deprem dalgasına göre dizayn edilmiş. Bakın, bilerek de bahsetmiyorum bunda. İşte dar cepheli binalar, o yıkılan Hatay'daki binayı düşünün. Bu meşhur bir bina var bir de. Cennetten bir köşe diye dizayn edilen bir bina. Oradaki yapıya, o rezidansa şimdi şöyle kaba baktığımız zaman etrafında yüksek katlı binalar da var. Göreceksiniz. Yeni binalar var. Bahsettiğiniz o binaya dair görüntüler de vardı. Ekip arkadaşlarım hazırsa ekranları alalım. Hatta bina çökmedi, böyle yan yatarak. Evet, ilginç bir durum var. Adana için de geçerli. Müteahhit de kendini savunurken benim binama bir şey olmadı diye savunmuştu hatta. Şimdi, yan yattı sadece, sağlam diye de iddiaları vardı ifadesinden ortaya çıkan. Çok yüksek binalar dediniz ya mesela o bölgede. Şimdi Adana'da da mesela, ben Adana'yı çok iyi bilirim. Bu arada Adana demişken hemen şunu aktarayım özellikle. Adana'dan yüreklerimize su serpen bir açıklama var özellikle. Adana Valisi Süleyman Elban yapmış açıklamayı. Hatay merkezi meydana gelen depremler nedeniyle herhangi bir yıkımın kentte yaşanmadığını çok söylemiş. Çok en azından Hatay, çünkü Kahramanmaraş merkezi depremlerde çok büyük bir yıkımla karşı karşıya kalmıştı. Aynı manzara şu an için geçerli değil. En azından sevindirici bir gelişme olarak aktarmak isterim. Orada da çok yüksek bina, katlı binalar vardır. Mesela Adana'ya uçakla gidenler bilirler. Yani şehre inerken her tarafta yüksek binalar görürsünüz. Dikine bir mimari vardır. Şu an görünen bina herhalde ekranda görünüyor. Adana, yıkılan değil mi? Hatay'daki. Bu rezidans, evet. Bu rezidans bu herhalde. Evet, evet. Bakın şimdi etrafında hocam başka binalar da var. Tabii onlar sağlam yani kalmış. Yani onlar sağlam duruyor. Yüksek katlı da binalar. Bakın öyle bir zemin üç normal kat da değil o binalar. Evet. Yapım yıllarını düşünürsek ben mimari açıdan buna ancak yaklaşabiliyorum. Mimari değişikliklerden artık içinde olduğumuz için bu işin hemen hemen hangi yıla denk geliyoru düşünebiliyoruz. Bana göre aynı zamanın binaları. Şimdi burada ben ilk günde, benim babam da inşaat mühendisi ve geçmişi olan bir inşaat mühendisi. Evimizde müteahhitlik ve inşaat, bu işlerle uğraşılan işler ve sürekli benim çocukluğumdan beri de içinde oldum. Nitekim kardeşim de mühendistir, ben de mühendisim, babam inşaat mühendisi. Dolayısıyla sürekli konuştuğumuz konulardan biridir. Şimdi biz buraya ilk baktığımızda ilk yorum, tabii biz oradaki tespitleri bilemeyiz ama beni şimdi orada ilgilendiren konu, depremle ilgili kısma bakıyorum. Bir deprem dalgasının geldiğini görüyorum. Kayalıklar aklıma geliyor. Bizim dalga kıran kayalıklarımızı düşünün. Orada kütleler koyuyoruz. Biz de niye? Dalganın yüzey genişliğini azaltmak için koyuyoruz bunu. Arkadaşlar bu arada Hatay'dan görüntüleri alalım. En azından görmüş olduk. Bu yeni görüntü olarak da algılanmasın. Binanın, Bu yeni görüntü olarak algılanmasın şimdi. Sadece bir örnek teşkil etmesi açısından geçti diye o rezidansa dair bilgileri paylaştık. Şu an ekrana gelen görüntüler hastanenin tahliye sürecine ilişkin görüntüler. Hastanede değil mi arkadaşlar? Hastanede biraz galiba bir söylenti var. Sanıyorum ki şu anda... Tabii İskenderun Devlet Hastanesi'nden şu an görüntüler geliyor. Yine Hatay'da iki büyük depremin ardından işte bu ekranlara gelen hastanenin tahliye edildiğine yönelik bilgiler ulaştı. Haber merkezimize görüntülere, ekranlara canlı bir şekilde getiriyoruz değerli izleyenler. Tabii iki büyük deprem Hatay merkezüsü, yaşanan felaketin ardından 15 gün geçmişken yaraları sarmaya çalışırken bu kez Hatay'da derin bir yara açılmış oldu. İki büyük deprem meydana geldi. 3 dakika arayla değerli izleyenler. İskenderun Devlet Hastanesi de şu anda ekranlara canlı olarak, canlı bir şekilde geliyor. Tahliye edildiğine yönelik bilgiler var. Görüntülerde de görüyoruz oradaki son durumu. Şimdi bizler bölgedeki haber nöbetlerimize, ekip arkadaşlarımızla beraber devam edip bölgeden sıcak gelişmeleri onlardan da alıp ekranlara taşımaya devam edeceğiz. Ama bu 15 günlük süre içinde Bengü Türk canlı yayınında tüm ekip arkadaşlarımızla beraber hangi noktada ne yaşanıyorsa ekranlara ajans aracılığıyla da taşımaya devam ettik. Gelen görüntüler, bilgiler önemli. Her yeni bir görüntü orada ne olup bittiğine yönelik bizlere bir fikir veriyor ve onlar üzerinden de yorum, analiz yapmaya devam ediyoruz. Çok sıcak
Yaklaşık 1,5 saat kadar artık sanıyorum geçti o depremin üzerinden. 20.04'te 6.4 büyüklüğünde bir depremle sallandı Hatay. Defne ilçesi merkez üssüydü. Aradan 3 dakika geçti. Bakın yalnızca 3 dakika 5.8 büyüklüğünde ikinci büyük bir deprem meydana geldi. Bu kez Samandağ'da, ardından da ekranlara gelmiş olduğu gibi bu panik ortamıyla bir kez daha karşı karşıya kalındı. Şöyle şu ana kadar gelen bilgileri affedin, değerlendirmeye devam ediyoruz meydana gelen depremlerin ne anlama geldiğini ifade ediyoruz ama. Onları da hatırlatma. Hatay evet. Valisi de açıklama yapmış. Bazı ihbarlar var. Evet. AFAD'dan o açıklama gelmişti. Hatay'da ihbar olduğuna yönelik tabii. Değerlendiriyoruz dendi ama Lütfi şu an Savaş yetkililerden açıklama yapmış, Lütfi Savaş'ın açıklaması. Bazı binalar yıkıldı. Enkaz altında kalanlar var demiş. Ama bugün şeye bakmak lazım. Yani AFAD'ın açıklamaları önemli. Yani hem valilik ya şu an için bölgeden arama kurtarma çalışmalarının olduğuna yönelik de bilgiler geliyor. Enkazların altında kalan vatandaşlarımızın olduğuna dönük bilgiler ulaşıyor ama teyide muhtaç bilgi olarak bunu ifade edelim. Hatay'dan gelen açıklamalara bir yandan onu aktardık hemen yayının başında. Özellikle çağrısı vardı vatandaşlara. Hem yetkililerden gelen açıklamalara kulak verin hem de bölgedeki incelemelerimiz devam ediyor. Zaten o açıklamalar ışığında sanıyoruz ki ne yazık ki enkaz altında kalan birileri varsa onlara dönük çalışmalar İnşallah devam edildiğini söyleyelim. Bir de şu uyarı önemliydi, onu da aktarmakta fayda var. Deniz kıyılarına yaklaşmayalım. Tabii. Deniyor. Tsunami riski sanıyorum ki şu an bölgelerde çünkü çok ciddi oranda. Oluyor Mersin'de sonuçta. De çünkü benzer bir açıklama geldi. O önemliydi. Bunu bir kez daha aktarmakta fayda var özellikle. Bölgede ekip arkadaşlarımız bu arada yayına hazırlanmaya devam ediyorlar. Son duruma dair. Peki Güven Erdoğan hattımızın diğer ucunda. Güven, bir kez daha kolaylıklar. Nedir son durum? Neler gözlemledin şu ana dair? Dilara, evet, Hatay'ın Samandağ ilçesinde binada enkaz altında kalanlar olduğunu bilgisini aldık. Biz şu anda Akevler Mahallesi'ndeyiz. Ülke Ocakları Arama Kurtarma Teşkilatı'na ait birlikler, Ülke Ocakları Arama Kurtarma ekiplerinin üyeleri Hatay'ın Samandağ ilçesine doğru yola çıktılar. Orada enkazda kalanlar olduğuna dair bilgi aldık. Yanımızda Alihan Döner var, Ülke Ocakları. Hatay İl Başkanı, Sayın Başkan, nedir durum? 6.4, biz canlı yayında yakalandık. Buraya geldik. Sokaklarda Hatay'ın belli noktalarında yıkımlar var. Aynen, 6.4'tü. Kandilli Hastanesi az önce 6.8 olarak onu güncelledi. Siz de hissettiniz, büyük bir deprem oldu yine Hatay'da. Az önce de ekiplerimiz, arama kurtarma ekiplerimiz Samandağ'da yıkılan binaların enkazlar için enkaz çalışmalarına yöneldiler. Çadır kentimizde her şey normal, bir sıkıntımız yok ama bazı evet, ambulanslar da bir arada hasta taşıyor. Ülke Ocakları'nın mensupları da şu dakika itibariyle enkaz çalışmasına gidiyorlar sanırım. Evet, enkaz çalışmalarına gidiyorlar. İşte diğer ilçelerimizde, zarar görmeyen ilçelerimizde de enkazların olduğu söyleniyor. O bölgelere doğru Ülke Ocaklarımız da akın ediyor. Sayın Başkan, binalara bakıyoruz. Yıkılmayan binalar vardı. O binalarda bir takım yani hasarlı binalar vardı. Yerinde. Burada boşaltmıştınız siz burayı. Evet, biz burayı İl Ocak binamızın da olduğu bölgeyi boşalttık. En son depremden sonra da bir arkaya doğru bir yatma söz konusu. Ondan dolayı emniyet şeritlerimizi de çektik. İnsanlarımızı binadan uzak tutuyoruz. Burada çadır kent kurdunuz. Çadır kentte vatandaşlar çok şiddetli hareketleri, biz bunu yakalandık canlı yayında. Öyle. Bayağı bir kötü geçti yani. Halen şok. Siz de şoktasınız çünkü binada yakalandınız. Biz de binada yakalandık. Ondan dolayı daha şok üzerimizden atamadık. Tekrardan geçmiş olsun diyorum. Sağ olun. Evet, şimdi Hatay'dan bahsedelim isterseniz. Pek çok noktasında 3G çekmiyor. Yani bizim sizinle iletişim kurabileceğimiz, izleyicilerle iletişim kurabileceğimiz iletişim hattında sıkıntı yaşanıyor. Çünkü şehir merkezinde yıkımlar var. Hasar görmüş binaların yıkıldığına dair işaretler var. İşte bu bina vardı. Bu kadar çok yıkılmıştı, ağır hasar almıştı. Ancak bu son depremle birlikte çökmeler başladı binada. Güvenlik şeridi çekildi. Pek çok bina böyle. Kameraman arkadaşım şimdi Özbey Özay size buraları gösterecek. Şu binayı görmüştük biz. Bu bina da buradaydı. Ancak bu kadar yıkım yoktu bu binada. Bu binada da ağır hasarın boyutu
daha da artmış durumda. Vatandaşlar, çadırda yaşayan vatandaşlar bile o korkuyla dışarı çıktı, dışarılarda oturuyorlar. Çadır güvenli, ancak depremin şiddetini birkaç defa yaşayınca vatandaşlar o korkuyu ancak sokakta, açık alanlarda atabiliyorlar. Hatay'ın genelinde o anlarda bir ışık süzmesi gökyüzünde belirdi ve şiddetli sarsıntının ardından o ışık süzmesiyle birlikte herkes evlerinden kaçtı. Merkezde yıkılan binalar var. Ağır hasarlı binaların çöktüğünü, yıkıldığına dair haberler geliyor. Bizim merkeze girmemiz şu anla çok zor. Zira AFAD ekipleri, Kızılay ekipleri, sağlık ekipleri, UMKE ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışıyor. Şöyle özetlemekte fayda var. Hatay zaten boşalmıştı. Çok fazla kimse yoktu. Arama kurtarma ekipleri, iş makinesi operatörleri çalışıyordu. Güvenlik güçleri vardı. Gazeteciler vardı. Birkaç kişi vardı sokaklarda. İşte orada o çökme yaşanan binalarda bazı yakınlarında olanların bulunduğuna dair işaretler var. Özellikle köylerde bir takım sıkıntılar vardı. Köylerde bazı binaların yıkıldığına dair haberler var elimizde. Oraya da müdahale ediyor arama kurtarma ekipleri. Hemen birkaç dakika önce ülke ocaklarına bağlı arama kurtarma ekipleri Hatay'ın Samandağ ilçesindeki yıkım olan bir köye, bir enkaza müdahalede bulunmak üzere gittiler. İsterseniz burayı bir kere daha anlatalım. Şimdi bu binaların hepsi yıkılacaktı. Deprem metaforu sürerken yıkılacaktı. Devam ediyor. Ancak 6.4'lük ya da 6.8'lik şiddeti sonradan artan bu binayla birlikte risk daha da fazlalaştı. Ve şu dakika itibariyle bu binalarda yıkılan yer sayısı oldukça fazla. Zaten binalarda ağır hasar vardı. Ağır hasar almıştı. Bazı binalar gelirken ağır hasarlı olmasına rağmen ayakta duran binalar vardı ki onlarda da çökmeler meydana geldi. Buna da şahit olduk. Şimdi burada Hatay'da bir deprem metaforu yaşanıyor. Vatandaşlar çadırlarda, çadır kentlerde hayatlarını sürdürüyorlar. Şehir merkezinde bazı binaların da yıkımlar olduğuna dair haberler var. Şehir merkezine girmeye çalışacağız. İzleyicilerimizi Hatay'daki duruma dair haberlerle bilgilendirmeye çalışacağımızı söyleyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Güven Erdoğan, çok teşekkürler. Kendinize dikkat edin. Kolaylıklar diliyoruz. Şehir merkezinde yıkılan binaların olduğunu ifade etti Güven Erdoğan da. O noktaya ulaştığı an itibariyle bölgedeki son durumu da alacağız, aktaracağız sizlere tüm detayları, tüm ayrıntıları. Şimdi Bengü Türk ekipleri 15 gündür tüm afet bölgelerinde haber nöbetlerine devam ediyorlar. Günlerdir bizlere bölgelerdeki son durumu, nöbetlerinin devam ettiği noktalardaki son durumu paylaşıyorlar. Sıcak bir bilgi olarak Antalya Valiliği'nden gelen açıklamayı da hemen paylaşayım değerli izleyenler. Az önce Mersin Valiliği'nden de benzer bir açıklama gelmişti. Vatandaşlarımızın deniz kıyılarından uzak durması önemli, rica olunur açıklaması geldi Antalya Valiliği'nden. Anladığımız kadarıyla bir tsunami riski deniz kıyılarında şu anda mevcut. Bundan dolayı hem Antalya'ya hem de Mersin'e kritik bir uyarı var. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızı uyarmış olalım yetkililerden gelen açıklamaları aktarırken. Deniz kıyılarından uzak durun, önemli, rica olunuyor. Deniz kıyısında bulunan bir evde eğer ikamet ediyorsanız lütfen evinizi boşaltın. Bu da başka bir önemli çağrı olarak kayda geçsin değerli izleyenler. Şimdi Hatay'da büyük bir panik havasının olduğunu gördük. Ekip arkadaşımız da bölgedeki son durumu aktardı ve az önce de ekranlara taşımıştık. İskenderun Devlet Hastanesi de büyük endişe yaşanan noktalardan biriydi. Elbette ki Hatay'ın tamamı, sadece Hatay değil, yakınındaki pek çok ilimizi yine etkiledi bu yeni kabus diye artık aktarmakta fayda görüyorum. Hastanenin tahliye edildiğinin bilgisine ulaşmıştık. Görüntüleri ekranlara taşıdık. İlerleyen dakikalarda yetkililerden açıklama gelebilir. Bekliyoruz açıklama yapılmasını. Son duruma dair, Hatay'daki duruma dair, diğer bölgelerde ne oluyor? Yıkılan binaların olduğuna dönük bilgiler var hem Hatay'da. Adana'dan gelen bilgileri bir kez daha aktaralım. Herhangi bir yıkımla karşı karşıya kalınmadığına yönelik Adana valisinden açıklama gelmişti değerli izleyenler. Bunu söyleyelim. Şu anda arkadaşlar Hatay'da ekranlara canlı gelen görüntüler hangi bölgede kaydediliyor? Onun bilgisini alırsam aktarmakta fayda olacaktır. Şu anda zaten binlerce vatandaş depremzede malum çadırlarda ya da konteynerlerde yaşama gayretlerine devam ediyorlar.
Hatay merkezden görüntüler gelmeye devam ediyor. O noktada endişeli bekleyişinde devam ettiğini söyleyelim. Gaziantep Valisi Davut Gül'den de yeni gelen bir açıklama var, paylaşalım. Diyor ki Vali Gül, Hatay merkezli meydana gelen depremlerin ardından kentte metruk bir binada kısmi çökme olup herhangi bir can kaybımız bulunmuyor diyor. Yine Gaziantep'ten de en azından yüreklerimize su serpen bir açıklama geldi. Şöyle şu anda bir Sayın Süleyman Soylu'nun bir açıklama yaptığı söyleniyor bir yayın organına. Samandağ ve Defne'de yıkım olduğu bilgisi aldık şeklinde bir ifade kullandı. O açıklamayı ben de şu an görüyorum. 4 kişinin olduğuna dönük bir bilgi paylaşıldığını söylüyor Süleyman Soylu. Bir vatandaşın da başına taş düşmesi sonucu hayata veda ettiğini bilgisini de vermiş. Bakan Soylu sanıyorum ki farklı bir yayın organına bizzat bağlanıp açıklamalarda bulunuyor. Yetkililerden kamuoyuna duyuru geldiği takdirde bizler bu ekranlardan paylaşmaya devam edeceğiz ki şunu da parantez açıp belirteyim. İlerleyen dakikalarda açıklamalar olabilir ki oluyor şu anda. AFAD Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Hatay'daki duruma dair değerlendirmelerde bulunuyor canlı olarak ekranda. Bağımsız bir Antakya fayı üzerinde bağımsız bir deprem daha yaşamış durumdayız. 6,4 büyüklüğünde Hatay Defne merkezli. Bununla ilgili yine hemen artçısı, bu 6,4'lük depremin artçısını yaşadık. 5,8 akabinde de yine aynı depremin artçıları devam ediyor. En son aldığım bilgi 20 civarında idi. Bu da yine ilk andan itibaren zaten ekiplerimiz sahada olduğu için bakanlarımız sahadılar. Hatta Cumhurbaşkanımız sahadalardı. Anında müdahaleler yine gerçekleştirilmiştir. En azından ilk etapta sahada bir hasarın olup olmadığıyla alakalı ilk çalışmalar yapıldı. Şu ana kadar 28 ihbar mevcut bizde ve her bir ihbarı tek tek değerlendiriyoruz. Yine hastanelerimize getirilen 8 yaralımız var. Her bir ihbarı değerlendirdikten sonra gelişmelere göre yine kamuoyuna, milletimize durumu açıklayacağız. Kandilli'nin bir su yükselmesiyle ilgili, tsunami ile ilgili bir uyarısı olmuştu. Bu tamamen Kandilli ile de yine görüştük. Tamamen 2 saatlik bir prosedürel, standart bir uygulamaları olduğunu ifade ettiler. 2 saat içerisinde, 1,5 saat içerisinde tüm suyun gelişimini takip ettikten sonra tekrar kaldırdıklarını, bu her zaman uyguladıkları bir yöntem. Bugün de bunu uyguladılar. Şu anda da böyle bir riskin olmadığını gördükleri için bu uyarı kaldırılmıştır. AFAD da yine bu uyarıyı şu anda ya kaldırdı veya kaldırmak üzere kaldırdık. Yine Karaçay Barajı ile ilgili bir söylenti yayıldı. Karaçay Barajı'nda da çek ettik. Gerek ilgili bakanlığımız, ilgili kurumlarımız şu an itibariyle tüm ön çek, alınan bilgiler çerçevesinde henüz öyle teyit edilen herhangi bir risk olmadığını görmüş bulunuyoruz. Bunu da yine kamuoyuyla paylaşmak isterim. Bu vesileyle yine bir kez daha vatandaşlarımıza tekrar hem geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, hem de bu vesileyle binalara, hasarlı binalara girmemelerini, özellikle gerek eşya almak için veya gerek herhangi bir şeyi kontrol etmek için binalarına, özellikle hasarlı binalarına girmemeleri hususunda özellikle rica ediyoruz. Lütfen girmeyin. Kendi sağlığınızı düşünün, sevenlerinizi düşünün, yakınlarınızı düşünün, çocuklarınızı düşünün, eşlerinizi, babalarınızı, annelerinizi düşünün, milletimizi düşünün. İnşallah o eşyalarda, gerisi de mala gelen hepsi gelir. Ama cana gelmesin. Biz burada tüm gelişmeleri yine bakanlarımızla ve yine koordinasyon merkezindeki tüm kurumlarımızdan, arkadaşlarımızla ve aynı zamanda da sahada bakanlarımızla ve yine tüm ekiplerimizle birlikte yakinen takip ediyoruz. Şu an itibariyle gelişmeler bundan ibaret.
panik yapacağımız bir durum yok. Kontrolümüz altında, yeteri kadar da ekipmanımız, elemanımız, arama kurtarma personelimiz, iş makinalarımız ve tüm görevlilerimiz, sorumlularımız sahada. Herhangi bir sorun olursa en yakındaki herhangi bir güvenlik görevlimize veya AFAD personelimize durum iletirlerse anında veya Afet Koordinasyon Merkezi'ne anında yardımcı olunacaktır. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Hatay'da meydana gelen iki büyük depremin ardından AFAD Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Aslında 8 kişinin bu meydana gelen Hatay merkezli iki depremin ardından yaralandığının ve hastaneye kaldırıldığının bilgisini paylaştı Fuat Oktay. 28 ihbar alındığını belirtti. Her bir ihbarı teker teker değerlendiriyoruz mesajını not düştü ve tsunami ile alakalı aslında endişeye kapıldığımız bir noktaydı. Çünkü hem Antalya hem de Mersin için ard arda önemli uyarılar geldi. Deniz bölgelerinde, deniz kıyılarında olan vatandaşlarımız için uzak durun uyarıları yapıldı. Ve Oktay buna dair 2 saatlik standart bir uygulama, takip amaçlı yapılan bir uygulama, olağan dışı değil. Şu an için herhangi bir sıkıntı görmüyor dedi. Bu da içimize, en azından yüreğimize su serpen açıklamalardan biriydi ve Karaçay Barajı ile alakalı iddiaların, söylentilerin olduğundan bahsetti. İddiaların gerçeklik bir payı yok, herhangi bir risk yoktur bu barajımız için dedi. Bu da önemli bir açıklamaydı ve günlerdir yapılan, her yetkili tarafından yapılan çağrıyı yineledi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. Hasarlı binalara girmeyin dedi. Eşya almak için, kontrolde bulunmak için bu binalara sakın girmeyin mesajını verdi. Sevdiklerinizi, yakınlarınızı düşünün, milleti düşünün, Türk milletini düşünün. Cana gelmesin, mala gelsin mesajını not düştü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. Bu arada AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de az önce bir açıklama geldi. Hatay merkezli iki büyük depremin ardından Allah ülkemizi ve milletimizi korusun mesajını düştü Ömer Çelik. Hatay merkezli meydana gelen yeni depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Lütfen hasarlı binalara girilmesin. Ömer Çelik de aynı çağrıyı yineledi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada. Vatandaşlarımızın, ilgili birimlerin açıklamalarına göre hareket etmesi son derece önemlidir dedi. Bu da çok önemli bir gelişme olarak, bir açıklama olarak bizler de not düşmüş olalım. Geride bıraktığımız bu 15 gün boyunca aslında çokça aktardığımız, yetkililerden gelen açıklamalar kapsamında da altını çizdiğimiz bir noktaydı. Bu 15 gün boyunca bakın çok spekülatif açıklamalar sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Bu da özellikle bu faciayla, felaketle başa çıkmaya çalıştığımız şu günlerde üzen, kimi zaman endişemizi ikiye katlayan açıklamalardan bazılarıydı aktardığımı sizlere değerli izleyenler. Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen bir açıklama da var. Onu da hemen paylaşalım. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bir açıklamaydı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yapmış olduğu açıklama kapsamında merkez üssü Hatay olarak belirtilen ve çevre illerden de hissedilen 6.4 ve 6.8 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz açıklaması geldi Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve bir uyarıyı da Milliyetçi Hareket Partisi yaptı. Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin ifadeleri yer aldı o duyuruda. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Doğru bilgi için resmi kaynakları takip edin açıklaması, çağrısı yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi tarafından da Hatay'da meydana gelen iki büyük depremin ardından değerli izleyenler. Şöyle elimize ulaşan bilgileri şu dakikaya kadar elimize ulaşan gelişmeleri, haber akışlarını özetleyelim, paylaşalım. Saatler 20.04'ü gösterdiğinde Bengü Türk ekibi de canlı yayındayken tanık olduk hep beraber. Hatay'da Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde bağımsız bir deprem meydana geldi. Artçı değil, bunun altını çizelim. Bunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da az önce AFAD Başkanlığı'ndan açıklama yaparken yeni bir deprem olduğuna dönük bilgiyi paylaşmıştı. Ve 3 dakika geçti aradan. Bu kez Samandağ'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
meydana geldiğini görmüş olduk. O anlarda ekip arkadaşlarımız bölgelerdeki son durumu aktardılar ama görünen o ki çok sayıda ayakta kalan ama çok yorgun olan Kahramanmaraş merkezi depremin ardından, depremlerin ardından çok ağır bir hasarla karşı karşıya kalan çoğu bina işte bu Hatay merkezi depremlerin ardından yerle bir oldu ve o esnada eğer evlerine bakın günlerdir yaptığımız uyarı işte bunun içinde. Evlerine eşya almak için giden vatandaşlar varsa hadi gireyim bir şunu alayım, hadi bir cüzdanımı alayım, telefonum kalmıştı, laptopumu mu alsam, türlü türlü düşüncelerle o evlere giren, belki de hasarlı olduğunu bile bile giren ama belki de düşüncesi 1-2 dakika içinde ben işimi hallederim görüşüyle, düşüncesiyle evlere giren vatandaşlarımızın bazılarının da enkazların altında yeniden kaldığına dönük bilgiler geliyor bölgeden. Fuat Oktay diyor ki 28 ihbar var. Her bir ihbarı teker teker değerlendiriyoruz diyor. Yetkililerden gelen açıklamalar var. AFAD'dan yapılan açıklamalar kapsamında da bölgelere enkaz başlarına arama kurtarma ekiplerinin yönlendirildiğine yönelik bilgiler paylaşıldığına kamuoyuyla bu noktada ve şu ana dek gelen her yetkili kurumun yaptığı açıklamalar sabit, tek önemli bir çağrı. Hasarlı yapılara girmeyin, çevresinde bile durmayın. Şu anda da yeni bir depremin meydana gelip gelmeyeceğini o noktada ya da Türkiye'de başka bir fay hattında bilemiyoruz. Bunu kimse bilemiyor. Lütfen burada önemli olan, dikkat kesilmemiz gereken şey yetkililerin açıklamalarına kulak vermek ve günlerdir duyuru yaptığımız gibi onlar ne diyorsa bu süreçte harfiyen yerine getirmek olduğunu düşünüyorum değerli izleyenler. Sayın Bozkurt neler söylersiniz efendim? Şimdi sayın bir yandan haber akışında kontrol ettiğinizi görüyorum. Lütfen yeni bir bilgi varsa elinize ulaşan resmi makamlardan aktarmanızda faydalı olacaktır. Sayın Oktay'ın açıklamaları çerçevesinde zaten şeyler de kaldırılmış ki Antalya Valiliği de bu arada açıklama yapmış. Evet yani, deniz kenarından uzak durum diye. Tabii, hem Mersin Valiliği hem Antalya Valiliği tabii, iki ayrı valilik açıklamalarda bulundu. Ondan sonra doğal olarak bir sonuçta bir sallantıda denizlerdeki ki o büyük depremlerde görüldü. İskenderun'da belli yerler. Standart bir uyarı hocam tabii. Yani ekstra bir durum değil. Standart öyle, bir Okyanustaki gibi bir görüntü oluşmuyor ama tedbir amaçlı. Çok doğal olarak. Çok şükür şimdiye kadar bir can kaybı haberi gelmemesi sevindirici. 8 yaralı vatandaşımız 8 yaralı var. Yani şimdi bu arada bölgede sosyal medyadan da çok fazla mesaj geliyor. Hatay çok. Kötü. Hatay çok. Kötü diye çok fazla açıklamalar geliyor vatandaşlarımızdan. Ya şimdi oradaki insanların oradan gelen mesajların biraz psikolojisine de dikkat etmek lazım. Şu açıdan çok yoruldular. Psikolojik olarak da ciddi bir yani deprem sadece hakikaten binayı yıkmıyor. Aynı zamanda insanların psikolojisinde çok ciddi tahrip ediyor. Hayatlarını şiddetli ellerinden de deprem alıyor şu anda yani. Tabii. Ben kişisel olarak şey yapıyorum. Ben bile mesela hepimiz açısından geçerlidir. Kolay bir şey değil. Ankara'da bir kere yaşamıştım. O Bala'da bir deprem olmuştu. 2007 mi 2008 mi öyle bir tarihte. Ondan sonra ben bir hafta yolda yürürken acaba sallanıyor muyum diye gezmiştim yani. O açıdan oradaki insanlarımızın her böyle şeyde heyecanlandığında işte bu tür sallantılarda deyim yerindeyse feveranını anlayışla da karşılamak lazım. Muhtemelen onun psikolojik etkileri de çok fazla yoğun. O açıdan çok da mesaj geliyor. Dediğiniz gibi ben de ya baktım bir yandan sosyal çok medyadan. Fazla mesaj geliyor. Ya gelen mesajlarda şu yönde vatandaşlarımızdan gelen işte çoğu kişinin kafasına sanıyorum ki yaralanma vakaları bu şekilde meydana geldi. Tuğla düşmeleri olmuş. Tabii. Şimdi zaten artı balkondan atlayanlar falan olabilir belki. Öyle bir haberler de çıkabilir yani. Haberler de gelebilir. Çünkü oluyor. O psikoloji o yüzden. Şimdi mesela biz belki onu anlamayabiliriz ama o depremi, o şiddeti, o sarsıntıyı yaşayan insanın psikolojisi işte ayağım kırılır mantığıyla bakıyor. Balkondan atlıyor mesela. Yani o korku bambaşka bir psikoloji. O açıdan sadece şeye dikkat etmeleri lazım insanlarımızın sosyal medyaya bakarken. Hakikaten manipülatif haberlere, paylaşımlara haber de denmez zaten onlara. Manipülatif paylaşımlara çok dikkat etmek lazım. Teyitsiz. Çünkü devlet şimdi deniyor ki mesela örneğin bir şey paylaşım yapılıyor. Birileri diyor ki şurada enkaz var. Resmi makamlar diyelim ki 10 dakika sonra açıklıyor. Bakın bunu da anlatalım. Resmi makamlar orada bir şey varmış gibi bir duyumla onu paylaşmaz. Gider tespitini yapar.
kayda alır, ondan sonra bu örneğin 5-10 dakika bir gecikme varsa bunun nedeni budur. Resmi, biz gazeteciyiz mesela, biz duyum aldık, tamam, gördüğümüzü hemen haberleştirebiliriz. Duyum aldık diye de veya iddia diye de paylaşabiliriz. Ama AFAD olsun, işte İçişleri Bakanlığı olsun, Cumhurbaşkanlığı tabii olsun. Tabii ki kesin net yapılan incelemeler sonucunda bu. Elde edilen veriler paylaşılıyor. Mesela şey deniyor ya, işte cenaze sayılarında çok fazla, o hayatını kaybeden insanların sayısında da çok fazla manipülasyon dolaşıyor. Hala. Onunla da ilgilidir. Tabii. Devlet resmi kayıt alır. Yani hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün o canlarımızın her birini Allah'tan, ki benim ailemden de var can kaybı, biliyorsunuz. Başınız sağ olsun. Allah hepimizin başı sağ olsun. Hepimiz. Ama devlet ne yapar biliyor musunuz? Devlet o cenazeyi alır, kayda alır, ondan sonra duyurur. Öyle. Örneğin şu enkazın altında şu kadar kişi var, hepsi cenaze diye duyum aldığında devlet onu şu kadar kişi var diye kaydetmez. O açıdan saatlerce çalışmalar manipülasyon çok dönebilir. Ki geçen hafta konuştuk manipülasyon konuştuk, üzerine konuştuk. Yani sizinle. Yine bir mesela Fuat Oktay'ın yapmış olduğu açıklamalardan buradan anlıyoruz ki yine bir baraj özelinde tabii manipülasyon yapılmaya çalışılmıştı ve o haberler tırnak içinde, aynen, o paylaşımlar diyelim, daha doğru ifade edelim, arama kurtarma faaliyetlerinin yarıda bırakılmasına, ara verilmesine neden olmuştu. Tabii. Bu hadi, çok önemli. Yani bu manipülasyona rağmen devlet yine kontrol ediyor. Sayın Oktay ne diyor? Kontrol ettik diyor. Bir sıkıntı kontrol olmadı. Ettik, takip ediyoruz. Devlet yine kontrol eder. Takibini yapar. Manipülasyon amaçlı bile olsa, diyelim ki bir şey var. O manipülasyon mu değil mi, kontrol ederek zaten onu tespit eder. O açıdan hakikaten resmi kurumların, güvenilir kurumların, orada hakikaten hakkıyla çalıştığı bilinen kurumlar, ama en başta birinci sırada resmi kurumların bilgilerine göre, duyurularına göre vatandaşlarımız hareket etsin. Bu 15 gün boyunca şey bunu çok acı bir şekilde deneyimledik diye düşünüyorum tüm Türk milleti olarak. Yani yapılan o yalan paylaşımların, dolaşıma sokulan yalan paylaşımların kimseye bir faydası yani olmadı. Zaten ateş düştüğü yeri yakıyor. Hepimiz bu felaket tablosundan çok büyük bir yıkıma uğrayan bölgelerde, tabii, illerimizde, yani ya hepimizin yakınları var. Şimdi, olmasa dahi vatandaşlarımız orada hayatlarını kaybettiler. 5 tanesi yalan, 95'i doğru. Evet. Ama o 5 yalandan sonra, onun 5 yalan, yani yalan olduğu ortaya çıktıktan sonra gelen diğer 100 bilgiye bu sefer tamamına şüpheyle bakar insanlar. Aynen öyle. Yani o açıdan bu manipülasyonlara karşı hepimizin tavır göstermesi, teyitsiz bilgileri paylaşmaması gerekiyor. Ve eğer bir duyum mu aldı vatandaşlarımız, Hatay'daki vatandaşlarımız, Kahramanmaraş'taki, diğer bölgelerdeki vatandaşlarımız bir duyum mu aldı, hemen resmi makamlara yönlendirilirse, işte onun teyiti de hem resmi makamlar, şimdi bizim imkanımız olmayabilir. Örneğin bilmem Hatay'ın dağ köyünde belki bir sıkıntı var. Tabii. Ama ne var? Devletimizin imkanı var. Ne yapar? AFAD'a bilgilendirilir. AFAD belki silahlı kuvvetlere bilgi verir. Oraya yakın bir birlik gider. Kontrolünü yapar veya bir arama kurtarma AFAD ekibi gider, yakındır. O koordinasyonu sağlayacak, işteyse, insanlarımız sıkıntıdaysa şu an, ona da yardım edecek yine o makamlarımızdır. O devlete bağlı çalışan görevlilerimizdir. O açıdan manipülasyonlara karşı çok dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle. Bu umarız arada bir can kaybı yoktur. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Şu ana kadar 8 vatandaşımızın yaralı olduğu bilgisi geldi. Bu arada Fuat Oktay'ın vurgu yaptığı bir nokta daha vardı. AFAD Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu. AFAD'dan gelen bilgiler dahilinde kameralar karşısına geçti. 20 artı deprem meydana gelmiş. İşte saatler 20.04'ü gösterdiğinde meydana gelmişti Hatay'da. 6.4'lük deprem. O andan bu ana kadar 20 artçı deprem yaşandığını bildirdi. Bu da aslında hasarlı binalara neden girilmemesi, yakınlarında bile durulmaması gerektiğini ortaya koyan bir rakam olarak karşımıza çıkıyor bu noktada. Peki şu anda ekranlara gelen görüntüler hala Hatay merkezden değil mi arkadaşlar? Oradaki şu anda Hatay Samandağ'dan, yani ikinci depremin 5.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği ilçeden görüntüler ekranlara gelmeye devam ediyor. Biraz yorumlayıp eş zamanlı olarak canlı geldiğini söyleyelim. Sizlerle beraber bu görüntüleri seyredip bir bakıma yorum yapmaya, anlamaya çalışıyoruz bölgede neler olduğunu. Çünkü çok sıcak şu anda, yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Tabii enkaz altında
arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğine yönelik ekiplerin böyle bilgiler şu anda geliyor ama teyide muhtaç olarak bu bilgiyi verelim. Şu anda teyitli devletten gelen açıklamalara göre 8 vatandaşımız yaralandı. Hastanelerde tedaviyi görmeye başladılar. Şimdi sosyal medyadan çok fazla mesaj geliyor. Bu yaralanma vakalarının çoğunun da belki de farklı yaralı vatandaşlarımız da vardır. Kendi imkanlarıyla giden vatandaşlarımız vardır. Devlet kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştırdığı vatandaşlarımızın sayılarını açıklıyor ama bireysel bir şekilde giden başvuranlar da vardır. Çoğunun kafalarına söylediğim gibi işte kopan, düşen bir tuğlanın denk geldiği vesaire gibi yaralanmaların olduğu söyleniyor bölgede. Görüntüleri görüyoruz. Aniden tabii yıkılan oluyor yani hasarlı binanın aniden yıkılması. Tabii, yani oradan kurt kaçarken ilk depremde de bacağına bir şey gelebiliyor insanların. 4-5 saniyede yerle tabii bir olan binalar. Depremin 4-5 saniyede diğer nedir afetlere göre zaten en büyük dezavantajı bu değil mi? Aniden gelişiyor. Tabii. Ama çok büyük bir hasar tabii veriyor. İşte beklemediğiniz bir anda oluşuyor. İşte bunu belki selde bir yağmur başlamasıyla birlikte bir sel beklentisi içine girebiliyoruz. Tabii. İşte bu alanda oluşan olabilir diyoruz. Bu alanda toprak kaymaları olabilir diyoruz. Heyelanlar olabilir diyoruz. Oraları ama boşaltmak kolay depremde. Yani hani bir öngörüde bulunabiliyoruz. Bölgeden uzaklaşabiliyoruz belki. Ya da bir orman yangını başladığında o alandan uzaklaşma şansımız elimizde olabiliyor. Ama deprem böyle değil. Çok geniş bir bölgede aniden gelişiyor. Çok hızlı. Çok hızlı ve etkisi çok yüksek oluyor. Zaten hani afet yönetiminde de deprem hep dünya genelinde de böyle önceliği alıyor. Afet yönetimi çalışmalarının büyük bir genel alanı depremle uğraşmakla geçiyor. AFAD'ın kurulma sebebi de biraz önce sizin söylediğiniz işte bu spekülatif bilgileri ortadan kaldırmak, tek bir alan ve tek bir ağız adına cevap verebilmek ve bu yardımları işte organizasyonu kurtarma ekiplerini tek bir alandan organize edebilir olmak. Bu da size işte bu dezenformasyonu ortadan kaldırmaya yönelik bir avantaj sağlıyor aslında. Yani vatandaşa da daha hızlı yardımı çok, tabii çok daha hızlı oluyor. Aslında sosyal medya çok önemliyken işte kötü kullanımla da bu hale getiriliyor. Aynen. Aslında şu anda çok değerli bir konu tabii sosyal medya. Çünkü telefon çekmese de internet çekiyor. Birbirine ulaşabiliyor vatandaşlar. Doğru bilgi akışını sağlanması adına afet yönetiminde de önemli internet. Ki belki de çok sayıda vatandaşımız da bu sayede kurtarıldı. Enkaz altından sosyal medyadan tabii kendisi. Onun önemine de bir kez daha vurgu yapmak lazım. Özellikle tabii o buton çok önemli. Hayat kurtarıyor. Sadece depremde değil, kaybolma vakalarında da, farklı afetlerde de yine vatandaşın imdadına yetişiyor hayatta kalmaları noktasında. Diğer noktada şu ki 4-5-6 12 gün sonra enkaz altından çıkarılan vatandaşlarımız oldu. İlk günlerde özellikle telefonla ulaştıklarını çoğu kişi söyledi, enkaz altından kurtarılan kişilerden bahsediyorum. Bu noktada telefondaki tüm uygulamaları silip sadece AFAD'ı tutmak, o şarjı daha verimli kullanabilmek açısından da hayati bir önem taşıyor. Her zaman ifade ettiğimiz gibi hangi birimizin başına ne zaman böyle bir felaket geleceğini bilmiyoruz. Bu uyarıları yapmak ve hepimizin de bilip hayata geçirmesinde fayda var diyelim değerli izleyenler. Bu arada 20.04'te saatler gösterdiğinde biz ana haberde beraberdik ve bölgelere her zaman olduğu gibi canlı bağlantılarımızı gerçekleştiriyorduk. Ekip arkadaşlarımızın, Bengü Türk ekiplerinin 15 gündür farklı noktalarda felaket bölgelerinde haber nöbeti devam ediyor. İşte ilk iki depremde Kahramanmaraş merkezli iki depremde çok büyük bir yıkımla karşı karşıya kalan Hatay'da ve geçtiğimiz saat diliminde de yeni depremin merkezüsü olan Hatay'dan yayın gerçekleştirirken ekip arkadaşımız Güven Erdoğan'ın önemli bir yayın konuğu vardı. Milliyetçi Hareket Partisi Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı beyefendiyle son durum hakkında hem değerlendirmelerde bulunuyorlardı hem de Sayın Kaşıkçı'nın bölgeye ilk günden itibaren yardım kampanyaları hakkındaki son durum hakkında da önemli değerlendirmelerde bulunuyordu ki o anda işte deprem meydana geldi Bengü Türk canlı yayınında. Hatta nasıl büyük bir panik havasının ekranlara yansıdığına hep beraber çok korkarak tanık olduk. Ne yazık ki böyle üzücü anları sizlerle canlı olarak paylaşmaya
paylaşmış olduk. Ama şunu ifade edelim, Lütfi Kaşıkçı'dan sosyal medya hesabı üzerinden az önce bir açıklama geldi. Diyor ki Sayın Kaşıkçı, her gün arabaya park ettiğim yollar yarılmış, komşularımızın binaları yıkılmış ve bardaktan boşalırcasına yağan yağmur altında, enkaz altında kalanların bağrışmaları hala kulaklarımda çınlıyor diyor. Rabbim hiçbir kuluna böyle bir acı yaşatmasın. 6 Şubat'taki büyük depremde evin içinde ablamla birlikte sarılıp helalleştik. Kelime-i şehadet getirip ölümü bekledik. Vademiz de olmamış olacak ki deprem bitti ve evden çıktık diyor Lütfi Kaşıkçı. Bir kez daha çok büyük bir felaketi atlattığını söyleyelim Lütfü Kaşıkçı'nın. Tam da Bengütürk canlı yayınında denk geldi. O anları kayda aldık ve bu ekranlardan tanık olduk hep beraber. Böyle duygulandıran bir paylaşım da yapmış. Sosyal medya hesabından az önce, dakikalar önce ben de aktarmak istedim. Tabii bu noktada kader diyoruz ya. Bazen de önüne geçemediğimiz şeyler oluyor. Örneğin enkaz altında kurtarılmayı bekleyen pek çok vatandaşımız var ama yardıma ne zaman koşulacak? Şanslı olan kişiler arasında olacaklar mı? O noktada kader devreye giriyor. Örneğin yani nice vatandaşlarımız vardı ki o noktada ekiplerin işi çok zor. Kolay, binalar öyle yıkılıyor ki tost olmuş binalar var. Ulaşmaları mümkün değil. Sizler de yıllardır habercilik anlamda takip ediyorsunuz, görüyorsunuz. Bizler aynı şekilde. Hocam bir şekilde o bilim boyutuyla arama kurtarma çalışmaları bütün boyutlarıyla inceliyor. Görüyoruz her enkazda yani en az bir 20 kişi görüyoruz. 15-20 kişi. İşte bunun 2-3 tanesi işte inşaatı da bilen, neyi nasıl keseceğini, orada demiri nasıl keseceğini, orada o alanı, o insanı kurtaracağı küçük bir oyunu nasıl açacağını bilen. Kimisi sağlıkçı, kimisi inşaatçı, kimisi kepçe kullanıyor. Kimisi yaşam koridoru dedikleri koridora çıkıyor. Şimdi 15-20 kişi. 11 ili vuran 10 ildi ama anladığım kadarıyla bir ilimizde daha etkileri maalesef olumsuz olmuş. Evet. 11 ilimizi vuran bir deprem. Kaç bin tane bina yıkılmış durumda. Şimdi sıcak bir bilgi var. Ekrana da görüntü geliyor. Lütfen affedin bölüyorum. Hatay merkezde geliyor şu an bu görüntüler. Ajans aracılığıyla aktardığımız canlı görüntüler olduğunu söyleyelim. Bir binada, merkezde bulunan bir binada yangının çıktığına dair bilgiler var. Şu anda geceyi aydınlatan o alevleri de hep beraber ne yazık ki tanık oluyoruz. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından limanda büyük bir yangın çıktığına tanık olmuştuk. Söndürmek için Mehmetçik de çok büyük bir mücadele vermişti ve nihayet kontrol altına alındı. Bir daha çıktı. Yani şimdi depremin o yıkımın beraberinde getirdiği olaylardan bazıları. Benzer bir şey söyleyeyim. Şimdi aktardığımla da bağlantılı aslında. Sen dediniz ya kaderin devreye girmesi. Evet, binadan işte inşaatı yaparken kötü yapmışsınız. Zemin sıkıntılıysa, deyim yerindeyse bir şehir bunlara oraya kurulursa. Bunlara kader diyemeyiz ama. Bunlara kader enkaz diyemeyiz. Enkaz altındaki bekleyiş yani, kader biraz da sanki. Ama bakın işte biliyorsunuz işte az önce söyledim, hatırlattım, sizinle de konuştuk. Daha ilk günden itibaren zaten hep takipçisiydik. Kuzenimin yani dayıoğlumun evladı bir hafta sonra çıkartıldı. Bakın nasıl bir şey oluyor biliyor musunuz? Hani yangın dediniz ya. Evet. O ısıyı gösteren cihazlar hani biliyorsunuz enkazlarda kontrol ediliyor. O sırada kontrol edilecek yan binada tekstil atölyesiymiş demiş. İçten içe yangın başlamış. Isıyı bulamadılar. Şimdi bakın öyle durumlar da oluyor. Ne yapıyor oradaki görevli? Mecburen başka yaşam alanı, yani yaşam belirtisi görülen başka bir yere geçmek zorunda kalıyor. Yani bu işte burada da bir kader devreye giriyor yani. O kader işte tabii. O kader şimdi, dediğim şey. Kader dediğimiz şey bu. Ha yoksa adam binanın işte demiri şu kalan işte kalın olması gerekirken ince demir kullanmışsa bu kader değil. Bu kader tabii, değil. Tabii, bunu, bu kader değil. Tabii. Örneğin bu işin ilmi boyutunda bir eksiklik yapılmışsa bu kader değildir tabii ki. Sorunlar zaten aranıyor. Ki ben hocama bir şey de sormak istiyorum. Az önce soracaktım aslında da. Mesela hep şeyi konuşuyoruz. Müteahhitleri konuşuyoruz. Diğer şeyleri konuşuyoruz. İnşaat mühendislerini konuşmak gerekir mi bilmiyorum. Yani o boyutu nedir? Çünkü Maraş'ta bir görüntü vardı hatırlarsanız. İnşaat mühendisleri odası son derece gayet güçlüydü.
Ama etrafında hemen hemen her taraf yıkılmıştı. Şimdi bunu konuşmak gerekir mi? İşte kaderin olmadığı yer. İşte tam da başta ifade ettiğim gibi o kadar çok şeyi konuşmak için hazırlandım ki bugün bu programa. Tamam. Pek çok boyutunu masaya yatıralım, bir değerlendirelim. Ama işte. Nerede yanlış yaptık? Neleri konuşmamız gerekiyor depremle alakalı, tüm boyutunu aktaralım istedim. Ama tabii böyle bir felaketle karşı karşıya kalacağımızı bilemiyorduk. Ama inşaat mühendisleri merak ediyorum. Yani hocam... Şimdi bir de bina, Ceyhun Bey, dikkatimi çeken başka bir nokta vardı. İlla gördünüz diye tahmin ediyorum. Bir dükkan, avize dükkanı, avizeler bile yere düşmemiş yani. Tabii. İnanılmazdı. Yine bir züccaciye dükkanı, hiçbir şey yerinden oynamamış. Peki aynı büyüklükte bir depreme maruz kalan bu binalarda ne doğru yapıldı da etkilenmediler? Bunu da konuşmak lazım. Şöyle mi demek lazım acaba? Aslında o olması gerekeni yaptı da diğerinde ne eksiklik var? Yani onun çok iyi yapıldığının göstergesi değil de onun doğru yapıldığının göstergesi. Diğerinde bir eksiklik mi var acaba? Ya da burada tabii amacımız kimseyi suçlamak değil. Hiçbirimizin böyle bir şeyi de yok, yetkimiz de yok. Ancak burada birçok birimden oluşuyor. Bir inşaat tek başına bir müteahhit yapmıyor. İşte burada buranın imarından onaylanmasına, ruhsatına, yapı denetimine kadar idari kadroların çok ciddi bir yetkisi var. Bu arada inşaat mühendisleri statikleri yapmakla birlikte şantiye şefliği görevleri de yürütüyorlar. Bu arada yapı denetimler devreye giriyor. Evet, yapı denetimlerde denetim var mesela burada biliyorsunuz denetimi yapabilecek mühendisler, mimarlar ve inşaat mühendisleri oluyor. İnşaat boyunca bu söylediğiniz demir ve betonların tamamını gözle görerek denetlemek mecburiyetindeler. Resimlemek mecburiyetindeler. İşte sanki tek bir tarafta bir sıkıntıdan oluşmuyor gibi. Yani arada bir zincir var. Bu zinciri takip etmek gerekiyor. Nerelerde boşluklar var, bunları bulmak gerekiyor. Bu da yani sadece görüntü üzerinden hiçbirimizin tabii ki yapamayacağı bir konu. O yüzden şu an orada bilirkişiler mevzu. Yani şundan dolayı. Gölcük depremini hatırlarsanız Yalova'da bir Veli Göçer çıktı. Bütün günah keçisi, ki suçluydu. Eyvallah. Günah keçisi Veli Göçer ilan edildi. O cezaevine kondu. Her şey bitmişti. Sanki Avcılar'da, sanki Sakarya'da, sanki Kocaeli'de, işte Gölcük'te, Karamürsel'de ev yıkılmamış gibi. Sadece Yalova'da bir sitenin iyi yapan kişi günah keçti. Burada da öyle olmasın. Evet, müteahhitler suçluysa müteahhitler. İnşaat mühendisleri suçluysa inşaat... Ha, hepsini de kastetmiyoruz. İşini doğru yapanı görüyoruz. Zaten bu iş ona benziyor. Ya ben biraz çok denk... belki o da benzer şeye. Hani işte 100 tane inşaattan 90 tanesi çok düzgün yapılmıştır. Kurallara uyulmuştur. Onu yapanlar yani hakikaten hem vicdanıyla hem beyniyle yapmıştır. Ama 10 tanesi de vicdanın ve beyin olarak bir şey kullanılmamıştır. O 10 tanesi yüzünden kaç tane insan hayatını kaybeder? Aynen. Yoksa o işini iyi yapanları da hakikaten ayırıyoruz. Ama burada da sadece tek bir sorumlu yok gibi. Hocam da dediği gibi. Ben de şahsi öyle düşünüyorum. Yani bu ya çok irdelenmesi yani gereken bir nokta. Pek çok ayağı var o bina inşa edilirken. Pek çok süreç var. Olağanüstü bir deprem konuşuyoruz. Belki verilerde de değişiklikler olabilir. Yani bunları da ilerleyen dönemde raporlarda göreceğiz. Bunları da bu işin hesabına katmak zorundayız. Bize verilen, sunulan veriler doğru mu? Haritalamalarda nasıl bir değişiklikler olacak? Bize verilen işte atıyorum ivme değerlerinde inşaatta en çok kullanılan veriler bunlar. Bunlarda bir değişiklik olacak mı? Yönetmelikte bir değişiklik yapacaklar mı? Bunlar da tartışma muhakkak konusu. Muhakkak bekleniyor ama yani ilerleyen dönemlerde yönetmelikte mesela değişiklik yapıldı. Ki Türkiye'de yönetmelik de iyi bir yönetmelik diye biliyorum. Yani aslında uygulansa diyelim kuvvetli ki yapıldı, gerekli oldu, yapıldı. 2018 yönetmeliği, evet. Uygulamadıktan sonra işte belediyeler, yapı denetimi boyutu, bu noktada, diğer şeyler. Tabii çok faktör var. Tabii çok faktör var. Yani tek bir kişi üzerinden yürümüyor. Sistemde çok kişi var. Bunların her birinin birbirine bağlı. Şunu aktarayım lütfen. Tabii. Şimdi az önce ekip arkadaşlarım da ekranlara canlı bir şekilde getirdi. Hatay'daki görüntülerde Mustafa Kemal Hastanesi bahçesinde kurulan Sahra Hastanesi'nde şu an bu Hatay'da meydana gelen yeni iki depremin ardında yaralanan vatandaşların o noktada kurulan Sahra Hastanelerinde tedavi edildiğine dair görüntüleri gördük. Belki de önemli çünkü
Sarı hastaneleri hali hazırda meydana gelen asrın felaketinin ardından etkilenen vatandaşlar için bölgelere kuruldu, acilen sevk edildi. Pek çok hem gönüllü hem de görevli, sağlık görevlisi o noktalarda nöbetlerine devam ediyorlar. Yüzlerce, binlerce yaralı vatandaşlarımız var. Hatay çünkü Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından en büyük yıkım tablosuyla karşı karşıya kalan şehirlerimizden biriydi. Özellikle Antakya. İlçede ayakta bina kalmadı. Kaldıysa da geçtiğimiz saatlerde meydana gelen iki depremin ardından belki onlar da yerle bir oldu. İşte bölgede depremzedelerin iki depremin ardından Kahramanmaraş merkezi depremin ardından depremzedelerin yardımına koşan Sahra Hastaneleri de şu anda ekranlara geliyor. Gördüğünüz gibi önemli bir görev alıyor şu anda. O noktada endişenin devam ettiğini söyleyelim tabii ki. Diğer yandan bilgiler gelmeye devam ediyor. Onu da ifade edelim. Teyide muhtaç bir bilgi olarak enkazların altında bazı vatandaşlarımızın kurtarılmayı beklediğine yönelik bilgiler var. İlerleyen dakikalarda yetkililerden daha net yapılan incelemeler, değerlendirmeler sonucunda açıklamalar gelecektir. Bizler de an be an paylaşacağız. Bunu da ifade etmek lazım değerli izleyenler. Şimdi birkaç görüntü var ekrana getireceğimiz, ajanslara yansıyan ve Bengü Türk kameralarının kayda aldığı. Tam da deprem anında bizler Hatay'dan canlı yayın gerçekleştiriyorduk. Ekip arkadaşımız Güven Erdoğan'ın değerli bir yayın konuğu vardı. Milliyetçi Hareket Partisi Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'yla bir söyleşi gerçekleştiriyordu. İşte tam da o anda deprem vurdu Hatay'ı. O görüntülere bakalım şimdi. Eşini, dostunu, akrabasını kaybeden. Ama işte onlar da yani acılarını yaşayamadan süreçte gelip bu Hataylılar için, milletimiz için ne yapabilirizin derdine düştüler. Buraya yüzlerce insan gelip gidiyor. Yani ben de burada bir şey yapayım diye katkı sunmak adına gün içerisinde. İşte akşamın bu saatleri, gecenin ilerleyen saatlerinde başka insanlar geliyor. Burada bu elleşleme dediğimiz işi yapabilmek için. Oldu. Çok şiddetli sallanıyor Hatay. İşte o dehşet dolu anlarda bu görüntüler kayda geçti ve Bengü Türk kamerası da internet çekmemesinden dolayı ne yazık ki yayın dışı kaldı. İlerleyen dakikalarda ekip arkadaşlarımıza ulaştık. Neyse ki Sayın Vekil'in de sağlık durumu iyi, hatta duygulandıran bir paylaşım da yaptı geçtiğimiz dakikalarda sosyal medya hesabından. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin çok ciddi hissedildiğini söyledi ve kardeşine sarıldığını, dua ettiğini, kardeşiyle beraber kelimeye şehadet getirdiğinin bilgisini verdi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada. Duygulandıran bir paylaşımdı. Neyse ki hem ekip arkadaşlarımızın hem de Sayın Vekil'in sağlık durumu iyi. Dileriz ki Hatay'dan artık 15 gündür bakın çok kötü haberler aktardık. Mucizevi görüntülere, kurtuluş anlarına da tanık olduk hep beraber. Günler sonra enkazın altından çıkarılan vatandaşlarımızı mucize kelimesinin bile anlamını yitirdiği o görüntülere tanık olduk. Bir daha yaşamak istemiyoruz. Dileriz ki enkaz altında kurtarılmayı bekleyen hiçbir vatandaşımız yoktu diyelim. Bir başka görüntüye bakacağız beraber. Endişenin boyutunu, depremin büyüklüğünü gözler önüne seren bir diğer görüntü. Güvenlik kameralarına yansıdı. Arkadaşlar canlı olarak bir ekranlara taşıyalım. Bakalım onlara dair görüntülere. Şu anda Hatay'da, görüntüler Hatay'dan, deprem anında güvenlik kameralarından biri de kayıttaydı değerli izleyenler. İşte 6.4 büyüklüğünde Hatay'da merkez üssü Defne ilçesi olan bölgede deprem meydana geldiğinde kameralar işte o sarsıntıyı, o yıkımı böyle kaydetti. Pek çok buna benzer görüntüler gelecektir ilerleyen saatlerde. Dakikalarda bakın adeta şimdi yer yerinden oynadı deriz ya, tam da ona örnek bir görsel değil mi bu? Ya gerçekten deyim yerindeyse yer beşik olmuş, sallanıyor. Zaten anında elektriklerin gittiğini de görüyoruz bölgede.
yer zıplıyor yani adeta. Gerçekten dehşet dolu görüntüler. Orada bir vatandaşımız var sanıyorum ki kenarda elinde telefon. Şaşkın tabii ki ne yapacağını bilemeyerek kaçışan bir vatandaşımıza tanık oldum ben görüntülerde. İşte bakın güvenlik kamerasına dair görüntüler. 20.02.2023 20.07'de kayda geçen görüntüler. Sanıyorum ki o zaman bu ikinci depremde Samandağ'da ikinci evet. 5.8 büyüklüğündeki depremde kayda geçen görüntüler. Çünkü AFAD'ın verilerine göre ilk deprem 20.04'te meydana gelmişti. Aradan sadece birkaç dakika geçti. Samandağ'da 5.8 büyüklüğünde ölçülen, şu an için böyle aktarılan ikinci bir depremin meydana geldiğine dönük bilgilere ulaştık ve kamera kayıtlarına, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerdeki saate bakıldığında da bu görüntüler işte 5.8'lik sallantıya dair, o anlara dair görüntüler. Şimdi 6.4 5.8'e kıyasla çok daha büyük bir etkiye sahip olabilecek. Çok, çok kıyas büyük. Bile kabul etmez belki de, kıymetli hocam daha iyi bilir. Ama ona rağmen 5.8 büyüklüğündeki deprem bile işte bu görüntülere sahne oldu. 6.4 ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7, 7.6 depremin şifreleri bunlar ama yarattığı yıkım çok büyük. Bir de 6.3 ile 6.4 arasında da ciddi fark var değil mi hocam? Yani çünkü öyle biliniyor. Yani zannediyorum çok küçük değil yani. %200 oranında daha büyük bir etkiye sahip olduğuna dönük bilim insanları tarafından açıklanan veriler bu. %200 bakın. Bağlantıda şöyle bir şey kullanmıştı. Bir ışık gördük diye. Evet. Bir ışık şeyi görüldü. Patlaması evet, gibi bir şey. Evet, depremlerin ardından. O depremlerin ardından öyle bir şeyler görülüyor. O enerjinin patladığı yer mi oluyor? Hocam, nedir hocam? Şimdi tabii biz görüntüler üzerinden konuştuğumuz için spesifik orada ne gördüğünü tabii. bilemiyoruz. Ama şunlar gerçekleşiyor. Bir kere elektrik kesilirken bu arada patlamalar da oluyor. Tabii. Biliyorsunuz. O ani çünkü bunu karanlık, başka şeylere çevirenler de oluyor. Yani o ani karanlıkta bir kere size o çok büyük bir ışık gibi geliyor. Birincisi bu. İkincisi büyük depremlerin ardından ortaya çıkan bazı gazlar var. Bunun oksijenle birleşmesiyle yanmalar meydana gelebiliyor. Bunlar da ışık olarak yansımalara sebebiyet veriyor. Yangınlar çıkıyor. Yine büyük bir karanlık içinde ani tabii. patlamalar ve yangınlar oluşabiliyor. Bunların hepsi biriktiği zaman gökyüzünde farklı noktalarda işte o ışık hüzmelerinin oluşmasının doğru. sebeplerini böyle yorumluyoruz. Dediğiniz gibi komplo teorilerini seviyor. Herkes seviyor ama yani bu her depremden sonra yaşadığımız işte biz Kocaeli depremini hatırlayanlar olarak Kocaeli depreminden sonra da bunu uzun zaman konuşmuştuk. Tabii, hatta Avcılar açıklarında Avcılar da konuştuklarını ifade etmişlerdi. Sizin biraz önce bu kurtarma ile ilgili o arada yayına tabii girilince ben söylemek istediğim bir konu var. Benim yüksek lisansım da belediyecilik ve yerinde yönetim ve dolayısıyla afet yönetim var içinde. Şimdi buradaki arkadaşlarımız çok uzun bir dönem eğitim alıyorlar bir kere hocam. Yani böyle bir iki eğitim falan değil. Çok ciddi bir eğitim veriliyor. AFAD'ın en büyük özelliklerinden biri de bu. Siz STK'lar olarak da katılan tüm arkadaşlarımız bu akreditasyonları yerine getirmiş oluyorlar. Dolayısıyla bina çok olduğu zaman ekipler dağılmak zorunda kalıyor. Aslında İzmir depremini hatırladığımızda bina sayısı az olduğu için, ekip sayımız da fazla olduğu için bir binada iki ekip, üç ekip tabii. çalışabiliyordu. Hemen hemen hepsine aynı anda müdahale edilebilir. Tabii öyle mesela. Olabiliyor. Çünkü siz mesela bir binada beş kişinin kaldığını düşündüğümüzde bunun farklı noktalarda olduğunu düşündüğümüz zaman her biri için bir ekip gerekiyor neredeyse. Doğru. Çünkü orada iğneyle kuyu kazmak dediğimiz tabirle bir çalışma var. Ve bu arama kurtarmacılar bu tabiri kullanıyor zaten. O ya, gerçekten aslında öyle yapıyorlar yani. Kaldırma dediğimiz şey arama kurtarma iğneyle şimdi kuyu kazmak. Şimdi kaç gün yani boyunca canlı yayın yaptık. Hep beraber tanık olduk ya tırnaklarını geçirerek kazıyorlar tabii. gerçekten. Ya yani iş makineleri kullandıkları anlar da çok ama genelde kendi bileklerinin güçleriyle ulaşıyorlar vatandaşlara. Öyle değil mi? Diyorum ya hani 2 yıl falan süren bir eğitimden bahsediyoruz. Gönüllülüğü orada bir hesaba katmak tabii. lazım. Yani oradaki çalışmada bunun para falan karşılığı yok. Bunun oradaki arkadaşlarımızın para yok. Bu o değil yani. Kurtardıkları anlara dair hemen sevinç görüntülerine bakıyoruz kendi biz. Vatandaşları. Klavye başında gibi. Oturduğu evet. yerde yorum yapanlar tabii. önce bir gitsinler, gönüllü olsunlar. Acısıyla konuşana saygı duyuyorum. O ayrı bir şeydir. Ama hakikaten klavye başında az önce konuştuğumuz gibi manipülasyon amaçlı işte kendi sosyal evet. medya reklamını yapmak amaçlı konuşanlar önce bir gitsinler gönüllü olsunlar. O oradaki her bir en küçük taşı kaldıran insanın oradaki çalışmasına saygı duysunlar ya da veya saygı duysunlar.
O kadar. İkisinden. İstediğim başka bir şey. Hocam dediği gibi. Çok çok. Kusura bakmayın hocam. Estağfurullah. Bu arada orada çok önemli. Siz daha iyi biliyorsunuz, ben isim olarak hatırlamıyorum ama bir arama kurtarmacı ailesini kaybetmiş ama aynen, bu arada çalışan, o aynen, motivasyona hala sahip bir arama kurtarmacıyla karşılaştık. Yani aynen, bu ciddi bir eğitim. Eşi enkaz altında. Allah kimsenin başına vermesin. Aynen. Çok zor şeyler. Hepimizin söylerken gözlerinin dolduğu şeyler. Aynen, aynen. Ama orada bu motivasyona devam ediyor. O görevinin başında bu çok ciddi bir eğitim. Öyle dediğiniz gibi klavyeden işte küçümsenebilecek ya da efendim ben de gitsem bunu yapardım. O öyle gelişen bir süreç değil. Yine madenciler var. Madenciler zaten süreç, olağanüstü tecrübeliler bu konuda. Bir madenciler de onların pek çok canımızı kurtardılar. En büyük yetiştiler avantajları tecrübelerinin yanında zaten madende çalıştıkları için de bu tip ufak yıkımlara da, yani o alanda çalışırken siz artçılar oluyor. Yani evet, bugün belki 6.4'ü yaşadığımız anda bir kurtarma operasyonu var mıdır bilemiyorum ama o arada orada çalışan bir arkadaş da olabilir, buna yakalanabiliyor. Dolayısıyla o küçük yıkımlarla da mücadele etmesi, psikolojik de mücadele etmesi gerekiyor. Evet. Bizler bile şimdi İstanbul'da yaşıyoruz işte. Belki tedirgin yaşıyoruz evlerimizde. Belki o bölgede değil. Yani hani ben şey yapmak istemiyorum ama tedirgin yaşanıyor. Orada sürekli bu artışı yaşadınız. İşte biraz önce verilen rakamla biz bağımsız depremleri de saydık falan ama hepsi aynı yerde oluyor. Şimdi, bunların. Hocam bu 6800. Noktada şu çok çarpıcı. Çok net. Şimdi 6400'den fazla artışı deprem meydana geldi. Hatay'ı katmıyorum. Evet. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gelen rakamı bahsediyorum. Deniyor ki biz böyle bir tabloyla, böyle bir veriyle 4 ay içinde, yani Türkiye'nin 4 aylık deprem verilerinin toplamı bu deniyor. Ben şöyle ifade edeyim. Türkiye'de bütün, yani 1 büyüklüğüyle 9 büyüklüğü arasında, evet, yıllık, ben bunları hem çalışmalar için topluyorum veri kaynaklarından. Yani yaklaşık 18 bin ile 22 bin arası deprem Türkiye'de gerçekleşir. Her yıl olur bu. Zaman zaman belki düşebilir. 17.900 olur ama 13 bin olmaz yani. Bu böyledir. Şimdi 22 bin depremde 6.800 artçı. Artçıyı da sayarsınız. Yani büyük yani olan depremin artçısı da buna dahildir. Ama tabii çok net. Yani 3'te 1'i gibi bir rakama denk geliyor. Yıllık veri içinde tabii çok ciddi bir hareketlilik. Biraz önce söylediğinizde işte ilk yayına girdiğimizde dedik ki burası tektonik olarak çok hareketli ve bu yüzyıla denk gelmeyen depremlerin olduğu bir fay hattı. Kuzey Anadolu'da bir tecrübemiz var. O tecrübeye istinaden de şimdi konulara yaklaşıyoruz. Acı bir haberi paylaşacağım ne yazık ki. Affedin beni lütfen. Hatay'dan, merkezden Şehit Murat Nuraydın Caddesi'nden görüntüler geliyor. Bir enkazın altı burası. Yıkılan bir bina ve altında vatandaşların olduğuna ve şu anda kurtarma çalışmalarının başladığına yönelik bilgiler ulaştı. Sıcak görüntüler, sıcak bilgiler Hatay'dan, Hatay merkezden canlı geliyor görüntüler ekrana. Şehit Murat Nuraydın Caddesi'nde yerle bir olan bir binanın enkazında vatandaşlarımız kalmış. Arkadaşlar kaç kişiler bilgilerine dair, kimlik bilgilerine dair bir bilgi var mı elimizde? Ya da gelirse hemen aktaralım lütfen. Sıcak bir bilgi, üzücü bir haber. Aktarmak istemediğimiz, aktarmamak için dua ettiğimiz bir gelişme bu. Ne yazık ki. Hatay'da iki büyük deprem meydana geldi. Felaketten, asrın felaketinden 15 gün sonra 20.04'te Defne ilçesinde 6.4, aradan 3-4 dakika geçti. Samandağ ilçesinde de 5.8 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Büyük ölçekli depremler, zaten yaralarını daha saramamış bir Hatay, elbette ki yorgun binalar, ayakta kalan az sayıda ama çok yorgun binalar. Böyle büyük bir depreme dayanamadılar haliyle, yerle bir oldular. Ve altlarında canlarımız kalmış bilgisini paylaşmış olduk şimdi canlı olarak değerli izleyenler. Şimdi pek çok vatandaş, şimdi günlerdir aktardığımız gibi sanıyorum ki 3 kişi arkadaşlar, değil mi? Teyide muhtaç bilgi olarak verelim. Sanıyorum ki bu enkazın altında 3 kişi var kurtarılmayı bekleyen. Bunu ifade edelim. Evet, 3 kişi olarak söyleniyor. Gelen ilk bilgiler bu yönde. Arama kurtarma çalışmaları şu anda görmüş olduğunuz enkazın altında kalan 3 kişi için yoğunlaştırılmış durumda. Ve şu bilgiyi ifade edelim.
bu vatandaşlarımız evlerinde bulunan eşyaları almak için girmişler evlerine. Tam da o sırada ne yazık ki depreme yakalanmışlar ve bunun sonucunda da belli ki evden kaçmaya fırsat bile olmadan evleri, binaları başlarına yıkılmış ve 3 kişi mahsur kalmış. İşte hep ifade ettiğimiz nokta. Şu anda ekiplerin arama kurtarma çalışmaları yoğunlaştı. Şu an görüntüler Hatay merkezden. Caddeyi hemen belirtelim değerli izleyenler. Murat Nuraydın Caddesi'nden geliyor görüntüler şu anda. Hatay merkezden Şehit Muray Nuraydın Caddesi'nden geliyor. Enkaz altında 3 vatandaşımızın kaldığına dönük bilgi var. Ve bu vatandaşlarımız kendi eşyalarını ilk 2 depremde hayatta kalmayı başaran, yani en acı olanı da bu belki de. Kahramanmaraş merkezde 2 deprem meydana geldi. 7.7, 7.6 büyüklüğünde. Belki bu vatandaşlarımıza dair net bir bilgi yok elimizde ama belki enkaz altında kalmışlardı, kurtarıldılar. Ya da doğru. Evleri çok hasar almamıştı. Çünkü bazı farklı çökmeler meydana gelebiliyor. Bazen bina kırılıyor, düşüyor falan vesaire. Tamam, bir kişinin çıkarıldığına dönük bir bilgi geldi şu anda. Değerli izleyenler, 4 kişi varmış bu enkazda. Haber merkezimize ulaşan sıcak bilgileri aktarıyorum. Ekranlara gelen enkaz arama kurtarma faaliyetlerine dair biri çıkarılmış. Şu an bu noktada depremlerden sonra yıkılmadığı ama çok ciddi bir hasara uğradığı belirtilen bu binada 3 kişi ne yazık ki eşya almaya girerken, bu bina hakkında kesinlikle girilmemesi gerektiği yönünde bir talimat varmış yetkililer tarafından ama o yasağı delen 4 kişi giriyor, biri kurtarılıyor. 3 kişi için yaşam mücadelesi geçtiğimiz dakikalar itibarıyla başladı. Ne acıdır ki. İlk 2 depremde hayatta kalmayı başardılar. Belki hangi koşullar altında hayatta kalmayı başardılar ama şimdi belki de dayanacak bir bina işte bu yorgunlukla dayanamıyor. Yani sizin çıkış sürenize müsaade edilebilecek bir yapı eski de olsa belki ilk depremde de bu görevini belki de yerine getirmiş. Ciddi de bir hasar aldığı ifade ediliyor. Dilara Hanım'ın verdiği bilgiye göre aslında görevini yerine getirmiş bir bina işte girilmemesine rağmen bu uyarı dikkate alınmayıp girildiğinde ki belki kızıyoruz şimdi, üzülüyoruz ama tabii yani başlarına geldiği için biz ne yaşadıklarını da çok bilmiyoruz aslında. Tabii. Nasıl bir psikolojinin orada hakim olduğunu da bilmiyoruz. Mal canın yongası diye de ülkemizde bir laf var maalesef. Orada tabii belki binayı böyle değerlendirmeyip günlerdir yapılan belki de en çok üzerinde durulan uyarılardan biri. Bakın ben en az kaç kere yaptım bu duyuruyu ekrandan. Bu 15 beri. Günlük tabii. Yayın evet, nöbetim tabii. Boyunca deprem evet. Özel yayınlarımızda ben sayısını hatırlamıyorum. Yetkililerden gelen açıklamaları alıntılayarak lütfen bizleri izleyen vatandaşlar varsa, ki çok olduğunu biliyorum Hatay'dan da, gelen mesajlar buna işaret ediyor. Lütfen girmeyin evlerinize. Sizler gibi sağduyulu yayın yapan bütün yayın organları. Hepimiz, ya bakın hepimiz zaten hepsi dedik ya Türkiye tek yürek gibi oldu diye, ortak yayınlarda gerçekleşti. Hepimiz benzer. Tekrarlattınız ısrarla. Kaç bizler kere de, lütfen tabii ki, söze başlamadan bize önce bunu ifade edin. Biz tabii aktarıyoruz ama uzman tabii görüşü çok önemli diye defalarca aktardık. Yetkililerden en çok üzerinde durulan açıklamalardan biriydi bu. Hasarlı yapıların bakın yanında bile durmayın diye. Ama o uyarıya, çağrıya kulak vermeyen, bir de talimat olan, hakkında talimat olan kesinlikle girilmeyecek diye kararın alındığı bu binaya giren 4 vatandaşımız ya şöyle bir şey de ne yazık ki felaketle karşı karşıya kalıyor. Bu arada arama kurtarma faaliyetleri kapsamında hangi aşamada olunduğuna dönük bilgiyi de paylaşayım. Hangi katta olduklarına dair bir bilgi yok şu anda. Yani hangi katta İnşallah felakete yakalanmışlar ya da o enkaz onları o yıkım nereye sürüklemiş binada, buna dönük bir bilgi yok. Gerçekten yani hepinizin şu anda evet yani çok üzücü, acı dolu gözlerle ekranlara baktığınızı görüyorum. Gerçekten tüm Türk milleti olarak aynı üzüntüyü bir kez İnşallah daha sil baştan yaşıyoruz. Çıkartılırlar İnşallah sağlıklı bir şekilde. Şu an bir tünel kazılmaya çalışılıyormuş. Ve enkazın içine bu kazılmaya çalışılan tünel aracılığıyla girilip o yaşam zor koridoru oluşturulduğunu tırnaklarıyla kazmak dedik ya az yani önce. Tırnaklarıyla öyle o tüneli kazıyacaklar ekipler.
İlerleyen tabii bu çalışmalar dakikalar içinde olmuyor. Saatler sürüyor, belki günler sürüyor. Şimdi binanın nasıl yıkıldığına, hangi şekilde enkaza dönüştüğüne yönelik de farklı farklı tespitler, değerlendirmeler yapılıyor ve o değerlendirmeler sonucunda da enkaz altındaki herkese ulaşmak kim varsa o kadar kolay olamayabiliyor. Bazıları iki saatte çıkarılıyor, bazıları günler sonra çıkarılıyor. Ama inşallah şanslılardır. Ama bu noktada işte o şans, hayatta kalma şansı biraz da onların elindeymiş. Ama muhakkak kader devreye giriyor dediniz ya, işte burada tabii tedbiri almak bizimle ilgili. Biz ilk deprem olduğunda da bu uyarıları yaptık. İlk deprem olduğunda da aslında ilk 72 saatle ilgili biliyorsunuz bir her büyük depremden sonra net olarak ifade ettiğimiz, bir kere ilk 72 saat binalarımızdan uzak duracağız. Yani gözle görülür bir hasar da olmasa uzak duracağız ifadesini hep söyledik. İkinci deprem gece olmadı, gündüz öğlen saatinde meydana geldi ama yine göçük altında kalındı. Ki aynı bölgede, bunlar haritalarda belki insanlara uzak geliyor ama Maraş'ın işte iki ilçesi gibi alanlar bunlar. Siz daha bölgeye hakimsiniz, biz bilemiyoruz ama aynı Maraş'ın aynı bölge, aynı havza, aynı havzada iki ayrı ilçe. Yani orada 7.7'lik bir deprem işte Elbistan'da da çok ciddi hissedilmiştir. Dışarı çıkmışsınızdır. İşte öyle durmak gerektiğini bilmek gerekiyordu. Burada ekstra bir durum söz konusu. Ki bununla ilgili biliyorsunuz eşyalarla ilgili biraz önce söylüyoruz ama bununla ilgili devletin yapacağı yardımları açıklamış olduğu bir durum söz konusu. Ya burada paylaşılan bir genelge yani, var. Çok o genelge belli ki, şimdi o genelge neden yayımlandı? Belli ki uyarılara kulak verilmeyen bir nokta var ki böyle bir genelgeyle Türk milletinin, kamuoyunun karşısına çıkıldı, hazırlandı, paylaşıldı. Şimdi orada talimattır bu. Yani eğer burada kurtarmayı istediğiniz bir eşya varsa dahi, burada candan öte hiçbir şey yok zaten. Az önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yapmış olduğu açıklamada son noktayı o şekilde koydu. Yani her zaman deriz ya, cana gelmesin de mala gelsin diye. Yani burada malın hiçbir kıymeti yok zaten artık. Yani bir can pazarı söz konusu. Kolay da değil. Yani şöyle kolay değil. Evet, duyurular yapıyoruz ama hakikaten %100 uyulması da çok zor maalesef. Ya zor. Bak işte denk geliyor. Umarız vatandaşlarımız sağ salim çıkartılır. İnşallah. Bu hani bir müsibat bir nasihattan evladır cümlesi bu apartman için geçerli olur. Bu vatandaşlarımız kurtulduktan sonra bu olay müsibet olur, insanlar bilmez ama ne kadar yaparsanız yapın. Keşke canımız işte, yanmadan önce aklımız başımıza gelsin. O ilk depremde çok sayıda kişi eve girip eşya toparlarken, bari dışarıda kalacağız şey yaparken yakalanıyor. Şimdi geriye acı dolu hikayeler kaldı diyoruz ya, yaşadıklarını anlatıyorlar, enkazedeler. Aynen. Örneğin ben tam evden çıkmak üzereydim. Haydi döneyim ben bir banka cüzdanımı alayım, banka kartımı alayım, telefonumu alayım, şarj aletimi alayım derken koridorda ev başıma yıkıldı diyen sadece bir örnek. O kadar çok benzer hikaye var ki geriye kalan. Artır yıllardır bundan dolayı günlerce deprem anında dışarı çıkmayın diye. Tabii. Bir işte kendinizi koruyabileceğiniz o hani yaşam alanı diyebileceğimiz. Türkiye genelinde yakın geçmişte bir tatbikat da yapıldı bu tabii, bağlamda. Çok yakın tarihte yapıldı. Çok kapan tutun tatbikatı. 12 Kasım. Yani kim, aynen, 12 Kasım. O kadar yakın bir tarih ki tabii o kadar yakın bir tabii o tarihte yaşadığımız acıya da bir gönderme yaparak bir farkındalık bilinci oluşturduk. Merdiven boşluğunda ulaşılmış. Şimdi biraz önce saydığınız. En kötü merdiven boşluğu, koridorlar yani kapıların altları. Geri dönüş eşyalarını saydınız biraz önce. Ben de şu tespiti söylemek istiyorum. İşte afet çantasında olması gerekenleri saydınız aslında. Tabii. Yani ben evime geri dönüyorum şu eşya diye saydığınız her şey bizim burada defaten söylediğimiz afet çantasında, bazen dalga geçilen afet çantasında evet. Maalesef. Şakası yapılan evet. Twitter'larda dönen işte ya beni bu mu kurtaracak diyen afet çantası sizin işte eve girmenize engel oluyor. Siz onu alıp çıkıyorsunuz çünkü işte arabanızın yedek anahtarı orada oluyor. İşte kimliğiniz orada oluyor. Belki bir kredi kartınız orada oluyor. Bir miktar paranız orada oluyor. Bunları ifade ediyoruz içine konulacakları. Hocam şeyi bile yeni öğrendim ben mesela. Çok şaşırdım. Ya, o kadar detay bir şey ki hani düdük meselesi çok önemli. Şunu öğrendim, bir poşetin içine koyun ki diyorlar ki Allah göstermesin enkaz altında tozlanıp o düdüğün. Doğru. Öttürülememesi durumu var. Doğru. Poşetin içinde işteyse toz almasın ki sizi kurtarabilsin. Sadece enkaz içinde düşünmeyin. Siz bir karanlıkta da dışarı bölüyorum. Çıkabiliyorsunuz. Sıcak bir gelişmeyi aktaracağım.
Şimdi İhlas Haber Ajansı'ndan da ekranlara canlı görüntüleri taşımaya devam ediyoruz bir yandan Hatay'daki bu arama kurtarma çalışmalarına ilişkin. Yine aynı ajanstan gelen bilgilere göre haber merkezimize Hatay'da meydana gelen bu son depremlerde bir kişinin hayatını kaybettiğine dönük bir bilgi ulaştı. İhlas Haber Ajansı tarafından haber merkezimize ulaşan sıcak bir bilgi olarak ifade edelim. Hatay'da meydana gelen son depremde bir kişi ne yazık ki hayatını kaybetti. Buna dönük bir bilgi elimize ulaştı. Hatay merkezi depremlerin ardından ilk can kaybımız, acı bilançomuz diye ifade edelim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 8 vatandaşımızın yaralı olduğunu ve tedavi edilmek için hastanelere götürüldüğünü ifade etmişti. Bir can kaybımızın olduğu bilgisi ulaştı elimize, sizlere aktaralım. Diğer yandan ifade edelim, Hatay'da canlı görüntüler ekranlara gelmeye devam ediyor. Bir binanın enkazı burası. Defne'de 6.4 ve Samandağ'da ardından meydana gelen, birkaç dakika aranın ardından meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından zaten çok yorgun olduğunu düşündüğümüz hasarlı bir binanın enkazı. 4 kişi mahsur kaldığına dönük bir bilgi ulaşmıştı elimize. Bir kişinin kurtarıldığını ancak 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarına yoğunlaşıldığına yönelik ekiplerin mücadeleye başladığına, enkaz altındaki kişilerin nerede olduğuna, hangi katta bu felaketle karşı karşıya kaldığına dönük bir bilgi olmadığını ama onlara ulaşmak için bir yaşam koridoru açma noktasında da çalışmalara hemen başlandığına yönelik bilgiler var. Şu an için bu enkaz arama kurtarma faaliyetlerinden, bu apartmandan yansıyan elimize bilgiler bunlar. Ama ilerleyen dakikalarda bir mucize diye günlerdir ifade ettiğimiz o haberi bekliyoruz. Dileriz ki kurtulurlar, üçü de kurtarılır, hayatlarına devam ederler. Çok zor. Yani bu haberleri aktarmak inanın ki çok daha zor. Çünkü zaten hepimiz çok üzgünüz, çok kederliyiz. Acı dolu günler yaşıyoruz hep beraber. Birlik beraberlik içinde bir noktada artık bu bölgelerde hayatı normale çevirmek için mücadeleye herkes devam ediyor. Hem devlet tüm imkanlarıyla sahada. Bakın bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'a gün boyu yapmış olduğu ziyaretleri ekranlara taşıdık. Akabinde Kahramanmaraş'a geçtiler. Tüm felaket bölgelerinde bir şekilde hem devletin zirvesi hem vatandaşlar ellerinden geleni yapıyor ama acı bir tabloyla daha karşı karşıya kaldık. Bu kez depremin merkez üssü yaralarını hala sarmaya çalışan Hatay oldu. İkinci kez yıkıldı, ikinci kez sallandı. Endişe, korku, paniği beraber yaşadı. Daha Kahramanmaraşlı merkezi depremlerin şokunu yaşayamadan yeni bir depremle karşı karşıya, iki büyük depremle karşı karşıya kaldı. 20.04'te 6.4, aradan birkaç dakika geçti sadece, bakın 5.8 büyüklüğünde yeni bir depremle karşı karşıya kaldı Hatay. Enkazların altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşların olduğu söyleniyor. Şu anda elimize ulaşan teyitli bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Bu 15 günlük deprem özel yayınlarında her zaman yapmış olduğumuz gibi sıcak ama doğru bilgileri aktarmaya devam ediyoruz. Bengi Türk ekranlarından Hatay'da görmüş olduğunuz bu enkazın altında 3 kişinin arama kurtarma faaliyetlerine dönük çalışmaların devam ettiğini söyleyelim. Biri kurtarıldı. Şurada şuna bir kez daha parantez açalım ki bakın bu vatandaşlarımız enkaz altında kalmışlar ama bu bina için kesinlikle hasarlı olduğundan dolayı yetkililerin girilmemesi gerektiği yönünde bir talimatı varmış zaten. Bu vatandaşlarımız eşyalarını evlerinden çıkarabilmek adına o talimatı aşıp delip evlerine giren ve o anda deprem felaketiyle karşı karşıya kalan, tabii ki akıllarına bile gelmeyecekti ki girdiler. Kimse bile isteye bunu yapmaz ama günlerdir aktarılan bir şey var ki alta çizilen, bölge çok hareketli, artçı sarsıntılar devam ediyor. Bu artçı depremlerin büyüklüğü kimi zaman 5, kimi zaman 5.5, kimi zaman 6 büyüklüğünde bire hem kayda hem tarihe geçebiliyor. Olağanüstü zamanlardan geçiyoruz. Bilim insanlarının bile açıklamakta güçlük çektiği büyüklükte bir depremle karşı karşıyayız, depremlerle karşı karşıyayız, hatta evlerinize girmeyin, bunu yapmayın diye
Kamera karşısına geçen her yetkili son duruma dair bölgelerden açıklamalarda bulunurken buna parantez açmadan, buna vurgu yapmadan kamera karşısından ayrılmıyor. Onlardan gelen uyarıları bizler basın mensupları olarak, tabii ki kamuya hizmet eden bireyler olarak devamlı bu süreç içinde paylaştık. Lütfen bunu yapmayın diye. Bize Hatay'dan, diğer deprem bölgelerinden çok fazla takip eden seyircilerimizin olduğunu biliyoruz değerli izleyenler. Bunu hep söyledik. Ama ne yazık ki yetkililerden gelen açıklamalara kulak verelim çağrıları işte bu acı tabloyla karşı karşıya kalmamak için de. Ne yazık ki oldu. Tabii ki şu anda dua ediyoruz. Çare yok başka elimizden gelebilecek. Biz bir kez daha o uyarıyı yapmış olalım. Hasarlı binalara girmeyin. Bu tabloyla karşı karşıya kalmayalım. Canımız daha da fazla yanmasın. Hasarlı binalar yıkılsın zaten. Zaten yıkılacak. Hasarlı binalar. Zaten yıkılacak. Zaten o ifade edildi. Yıkılacak. Yerlerine yeni, güvenli, sağlam binalar yapılacak. Bir yıl içinde. Bir yıl boyunca uzak durun bu yapılardan. Hatta ya hiçbir şey canınızdan değerli değil. Yerel dokuya dikkat ederek tasarlanacağını ifade etti. Yani bu binaların çok kısa bir sürede yıkılıp yenileneceğini ifade etti. Bir de şimdi ben oradaki binalara da bakıyorum. Çok da yeni binalar gibi de gözükmüyor sokak içindeki yapı. Siz de takdir edersiniz baktığımızda. Ben yıkılan binanın da biraz önce gördüğüm görüntülerinde yeni bir bina olduğunu da düşünmüyorum. Yani büyük tabii olsa eski bir binaydı. Ağır hasar almıştı söylediğiniz gibi. Girilmemesi evet. Söylenmişti. Maalesef. Şimdi Hatay'dan bir başka noktadan görüntüler gelmeye devam ediyor. Sanayi Caddesi burası değerli izleyenler. Bir binada depremin ardından yangın çıktığı bilgisi var. Görüntüleri canlı bir şekilde taşıyoruz bölgeden ekranlarınıza. Müdahale ediliyor. İtfaiye ekipleri de zaten Güven Erdoğan'la da bölgede bağlantı kurduğumuzda itfaiye ekiplerinin de alarma geçtiğinin bilgisini vermişti. Şu anda ekipler bu yangına müdahale etmeye devam ediyor. Ama acı olan binanın içinde bir kişinin olduğuna dönük bir bilgi var. Şu an elimize ulaşan bu yangın çıkan binanın içinde bir vatandaşımızın mahsur olduğuna dair bir bilgi var. Ekiplerin bir an önce yangını kontrol altına almak için mücadelesi de devam ediyor. Tıpkı enkaz başında arama kurtarma faaliyetlerine devam eden ekiplerimizin verdiği gayret gibi burada da itfaiye erleri devrede. Farklı bir noktada daha yangın çıktığına dönük bir görüntüyü ve bilgiyi ekranlara getirmiştik. Arkadaşlar bu nokta aynı bölge değil değil mi? Farklı bir bölge mi? Bir bilgi varsa lütfen bana bilgi geçin. Farklı. O zaman Hatay'da iki farklı noktada yangının çıktığını söyleyelim. Geçtiğimiz dakikalarda aktarmıştık. Bir noktada daha bir yangın meydana gelmişti o depremlerin ardından. Bu kez bir binada yine depremin ardından yangın çıktığına yönelik bilgiler ulaştı. Görüntüler de bölgeden canlı geliyor. Anadolu Ajansı aracılığıyla ekranlara taşıdığımız görüntüler olduğunu söyleyelim. Bir kişi mahsur. Ekiplerin yangını bir an önce söndürmek ve tabii ki o vatandaşımızı sağ salim alevlerin içinden kurtarmaya dönük çabaları devam ediyor. Bunu bir kez daha aktaralım. Tabii yüreğimiz yanıyor. Tüm Türkiye bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Ya herkes şu an mutlaka herkes büyük de bir şokta bir bu arada bunu gitsin. Da ifade etmek lazım. Herkes bir an önce diyor ama sabır çok sabır, büyük bir felaket sabır, yaşadık. Bunu vurgulamakta fayda sabırla var. Çalışacağız. Orada bir an önce o barınma ihtiyacının da çözülmesi gerektiği önemli. Zaten ilgililer de bu yönde ciddi yoğun evet. Çalışma evet. Yapıyorlar. Çünkü evet yüz binlerce insanımızın belki de o hasarlı binalardan dolayı şu an barınma ihtiyacı var. Konteynerler, çadır kentler yapılıyor. Çok şükür ki havalar da düzeldi. Şöyle bir şeyimiz de var. Avantajlı tabii. Bir şeyimiz de var. Çünkü normalde bu ilk dönem günler çok gibi ilk değil. Günler gibi değil. Biraz havaların mevsim normallerinin sıcaklık üstüne çıktı. Bu da şans. Bu avantaj. Doğru, tabii. Çok avantaj. Şükür. Şimdi yangın çıkması da desteklemek adına söylüyorum. Çok da normalde bir durum değil. Evet. Çünkü elektriğin ve doğalgazın kesik olduğu bir alanda evet. içinde kimsenin yaşamadığı bir binada bir yangın beklentimiz yok. Bu da araştırılmaya muhtaç bir yani bence de böyle bir nokta. Evet. Ben de şimdi seyrederken ona bakıyorum. Evet. Hiçbir sebep bulamıyorum. Kocaeli'nde biz çok yangınla karşılaşmıştık hatırlarsanız. O dönem evet. Doğalgazın olmamasının etkisi bunda çok büyüktü. Kömürlü yakıtlar kullanıldığı için o anda devrilmenin etkisiyle yangınlar evet, çıkmıştı. Tabii. Ama şu an doğalgazı aktif kesiyoruz. Elektrik zaten gördüğünüz acaba üzere patlamasa da kesiliyor. Mı, İşte bunlar belki biri göçük altında kalmıştır gibi bir ifade peki. Olunca aklımıza bu geldi maalesef. Yönetmenimden uyarı var.
Ben çok teşekkür ediyorum yayına verdiğiniz bu katkıdan dolayı. Çok sağ olun. Değerli görüşlerinizi paylaştınız. Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz hep beraber. Maalesef. Yayınımıza destek oldunuz. Çok sağ olun, eksik olmayın diyelim. Şimdi biz burada yayın nöbetini Eser Görkem Pak Türk'e devredeceğiz. Hatay'daki son durumu aktaracak ama şunu ifade edelim. Şu ana kadar İhlas Haber Ajansı'ndan gelen bilgiye göre bir kişinin hayatını kaybettiğine yönelik bilgi var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 8 vatandaşımızın yaralı olduğunu söyledi. 28 farklı ihbarın olduğunun bilgisini verdi. Teker teker ihbarlar inceleniyor dedi. Enkaz arama kurtarma faaliyetleri bir binanın altında kalan vatandaşlar için devam ediyor. 3 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. 2 bölgede de Hatay'da şu an için yangın var. İtfaiye erleri yangınlara müdahale etmeye çalışıyor. Son bilgiler böyleydi. Tüm gelişmeleri Eser Görkem Pak Türk aktarmaya devam edecek.